Efendim günaydınlar. Beyaz TV'den, Beyaz Magazin'den değerli izleyicilerimize günaydınlar diyelim. Sonra Bilal Özcan'ımıza, Pınar İliçe'mize. Günaydın. Günaydın, günaydın tüm güzel insanlara. Evet. Nasıl geçti bayram? Bayramımız vallahi güzeldi. Dinlendik, eğlendik, gezdik. Çok güzel enerjilerle, harika bir şekilde geldik. Denize girdik. Ben denize girmedim. Girdik, denize girdik. Siz denize girenler. Evet. Ben söyleyeyim mi? Tabana tatile gidemeyen arkadaşlarım beni topa tutuyor. İstanbul'da yağmurluydu. İnanın paylaşım yaparken bile böyle çekine çekine paylaşıyorum. Evet. Bodrum çok güzeldi. Evet. Yağmur falan yoktu. İstanbul'da genellikle hava kötü olduğu zaman Bodrum'a da yansır. Bu sefer öyle olmadı. Bol bol denize girdik. Hava da güzeldi. Akşamları da serin oluyor. İstanbul'da da serin oluyor evet. Akşamları. Bodrum'da da serin oluyor. Ve bohçamız, haber bohçamız o kadar dolu ki. Evet, evet. Bayram programlarımıza da çok güzel mesajlar gelmiş. Ben izleyemedim. Bilal Beyciğim izlemiş galiba. Evet, çok kendisi çok da güzel mesajlar aldı. Harika. Yine programımız dop dolu. Şimdi haydi izleyelim bakalım. Bakalım neler var birazdan. Bam bam bam. Evet neler olmuş neler bu hafta. En çok merak ettiğim isimlerden bir tanesi de Kaan Yıldırım. Yani hızlı bir çapkın olma yolunda böyle koşarak yolunda mı? Oldu ilerliyor. Bile, oldu bile. Bir gördüğümüz isimle bir daha görmüyoruz. Artık bu kaçıncı aşk iddiası? Ay. Bu kez de Pınar Deniz'le aralarında bir ilişki olduğuna dair iddialar ayyuka çıktı. Bakalım kimle biz sevgiliyiz deyip de böyle el ele kameralarımıza görüntülenecek. Can Yaman'ın rekorunu kırdı. O rekor önce Mahsun'daydı. Mahsun Kırmızı Gül. Mahsun kızma konuşacağım. Zaten burada varsın gündemimizdesin. Mahsun'daydı. Mahsun'dan Can Yaman almıştı. Can Yaman'dan da bu delikanlı Kaan Yıldırım aldı rekoru. Kaan Yıldırım en son hadiseden sonra o da bir toparlayamadı kendini. Bir güzelden diğer bir güzele. Neler yapıyor ya. Yani demek ki onun da kalbi kırılmış bayağı. Buradan onu anlıyoruz. Evet. Çivi çiviyi söker mantığıyla devam ediyor ama bence iyi yapmıyor ya. Yakışmıyor. Sadece yani. Bu değil sadece başka bombalarımız da var. Başka haberlerimiz de var öyle değil mi? Evet. Vallahi yazarları geldi böyle flörtler arttı sanki. Tamam düğünler de bir hayli var ama evlenen isimler de çok oldu bu sezon. Evet. Ama çapkınlık türlerinde isimler ya, de var. Evlenecekler de ne olacak? Ünlüler dünyasında. En güzeli gezeceksin. Ama böyle... öyle demeyin. Niye ya, öyle diyorsunuz Bilal Bey? Ama yani çok kötü örnekler onun görüyoruz. Evlenme konunun onların da hakkı. Hakkı evlensinler ama yani. Bilmiyorum. Bak bekar olunca her şey ne güzel rahat. Misal ben tatildeydim. Ne güzel özgür oh ne güzel. Ama her yer yağmurlu tabii İstanbul'da. Dronlar uçuyor muydu üstünde? Dronlar mı? Evet. Valla yani... görmedim gökyüzüne çok bakmadım. Uçsuz bucaksız suya seni, bakıyordum göğe bakmadım. Seni de takip etmiş olabiliriz. Ha olabilir. Valla o kadar rahatım ki. O kadar ama rahatım beni ki. Edemezsiniz. Ben çok uzaklardaydım. Ama bekliyorum yani beni de takip edemeyeceğim. Peki da... bakalım ünlüler ne yapmış? Tatil beldelerinde biliyorsunuz bayram konserleri vardı. Her yerde bir ünlü isim sahne aldı. Şimdi o bayram görüntüleri gelsin ekrana. Gelsin. Ünlüler dünyasında neler oluyor? Bayram dönüşü Beyaz Magazin sizler için birbirinden renkli haberleri bir araya getirdi. Tadından gelmeyen haber turumuz karşınıza geliyor. Alp Navruz'la aşk yaşayan güzel oyuncu Ayça Aşin Turan yeni projesi hakkında konuştu. Böyle çok bir şey söyleyemeyeceğim ama ben çok heyecanlıyım. Bakalım bence çok keyifli, naif bir aşk hikayesi olacak. Ayrıca güzel oyuncuya sevgilisi Alp Navruz'la ilgili zor sorular geliyor ama pek cevap alamıyoruz doğrusu. Güzel gidiyor, her şey yolunda biliyorsunuz zaten. Ne diyeyim? Teşekkür ederim. Peki hayranlarınızla merak ediyor. Son olarak bunu sorayım. Elif Tekli geldi mi? Teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni sevgilisi Selin Işık'la bir mekanda oturan Rıza Kocaoğlu, mekan çıkışı muhabirlerin sorularıyla baş başa kalıyor. Ama pek konuşmaya niyeti yok gibi. Tamirhane. Ha ona daha başlamadık. Onun hakkında biraz konuşsak. Başladığımızda konuşalım. Kadro da belli olmuş. Tam değil. Tam değil. Ne zaman çekimler başlayacak? Başladık röportaj. Evet. Okey tamam seni kırmayalım tamam. Çekimler ne zaman başlayacak? Ağustos'ta. Ağustos'ta. Kadro çok güzel bir kadro var. Erkan Kolçak Köslendil de yönetmen koltuğunda aynen. Sanıyorum. Özel hayatınızı sorsaydık diyecektik ki aşk dolu bakışlar renklendiriyor röportajı. Özel hayat işte bu kadar. Bugün gündem oldu sizin Selin Hanım'a bakışlarınız. Bayağı bir konuşuldu sosyal medyada. Hala da bakışlar devam ediyor. Sen yaptın. Evliliğe yeşil ışık yaktı. Bilmiyorum.
bilmiyorum. Annemi görmeye gideceğiz. Oo, o zaman evlilik yakın mı? Annemi öpüyorum. Gidiyoruz. Neden olmasın? Neden olmasın? Çok güzel. Tamam ama hadi lütfen. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Geçtiğimiz günlerde ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay'la hakkında aşk iddiaları çıkan Birce Akalay'dan bir bomba daha. Daha önce defalarca sadece arkadaşla açıklaması yaptığı İbrahim Çelikkol'la ünlü oyuncu tatilden bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım sonrası aşk iddiaları bir kez daha alevlendi. Ünlü gazeteci Hınçal Uluç'tan kötü haber geldi. Hayranları yasa boğuldu. Kaldırıldı hastanede yoğun bakıma alınan spor yazarı ve yorumcusu Hınçal Uluç'un entübe edildiği öğrenildi. Şevval Şahin'den annelik provası. Eski sevgilisi Markus Yiğit Aral'la bir ayrılıp bir barışan, bir dönem seyiş insanı Burak Ateş'le aralarında aşk iddiaları çıkan Şevval Şahin, bebekli bir paylaşım yaparak kafa karıştırdı. Amber Heard'la olan davalarını dünya konuştu. Davayı kazanıp adı temize çıkan ünlü oyuncu Johnny Depp uzun bir aranın ardından beyaz perdeye yeniden dönecek. Yeni projesi La Favorite. Demet Şener isyan etti. Tolga Arman'la dolu dizgin bir aşk yaşayan ünlü manken Demet Şener uzun kollu bir elbiseyle yaptığı paylaşımı eleştiren bir takipçisine yaklaşık bir haftadır buradayım ve geceleri serin oluyor, izin verin de ne giyeceğimi bileyim cevabını verdi. Kaan Yıldırım'la aşkın noktalı yanan Derçel ailesi için kesenin ağzını açtı. Ünlü oyuncu Alaçatı'da ailesinin konaklaması için 150 bin TL'yi gözden çıkarmış. Evli çiftler, bu haber sizin için. Tolgağan Sayışman ve Almeda Abazi mutlu bir evliliğin sırrını verdi. İkilinin evliliğinin sırrı fikir ayrılıklarına rağmen ortak paydada buluşmakmış. Öyle dedim, böyle çok iyi. Almayayım. Alişan'ın kardeş acısı dinliyor. Kurban Bayramı'nda kardeş acısıyla yanıp tutuştu ünlü türkücü. Canlı yayında aklına koronavirüs sebebiyle kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş geldi. Gözyaşlarına boğuldu. Ayrıca ünlü türkücü ve sunucu Alişan, ölen kardeşinin kızı Ceylan'ın doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi. Hareketli yağmurların, nefes aldığımız havanın, sularımızın, nefeslerin biz de seni bilemedik. Tatilin tadını Burcu Özberk çıkardı. Güzel oyuncu beyaz elbiseli tatil pozuyla sevenlerinin yüreğini hoplattı. Ayrıca oyuncunun yakışıklı şarkıcı Murat Boz'la yeni bir projede buluşacağı konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde dünya evine giren Cedi Osman ve Ebru Şahin'in düğün faturası ortaya çıktı. Cedi Osman'ın düğün masrafları için toplam 8 milyon Türk lirası ödediği ortaya çıktı. Ebru Şahin'in 3 gelinliğinin toplamı ise 500 bin TL'ydi. Ayrıca ünlü çiftin balayı için Çeşme'yi tercih ettiği ortaya çıktı. Ünlü çiftin düğününde konsept gereği nikah memurluğu yapan Acı Ilıcalı'ya bu görüntüler sebebiyle Mersin Barosu Başkanlığından tepki geldi. Avukat cübbesi giyen Ilıcalı'nın bu halleri doğru bulunmadı. Servet oğlu Cedi ile evlenmeyi kabul ediyoruz. Evet! Evlenip mutluluğa kavuşan çiftten geçiyoruz. Evlilik planları yapan Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı sevgilisi Torsa Benson'a ikilinin düğünlerini ertelediği ortaya çıktı. Doğuş mu? Thomas Shelby mi? Doğuş'un son halleri Peaky Blinders'la birlikte dünyanın konuştuğu bir isim haline gelen Shelby'ye benzetildi. Sizce benziyorlar mı? Dilkara İbrahimgil ne yapsa ne etse beceremedi. Oğlu Aziz Arif'in kitap okumasını isteyen şarkıcı oğlunu tabletinden vazgeçtirmekte ne yazık ki çok zorlandı. Demet Akalın ve Okan Kurt'un ev halleri çok güldürdü. Demet Akalın Okan Kurt'la yaptığı bu paylaşıma adamı oyarım sözlerini kullandı. Neyini kaybettin, neyini kaybettin? Gel gel buraya. Neyini kaybettin? Canım. Helikopter, helikopter. Çağla Şike'nin eski eşi Emre Altuğ oğullarıyla bayram pozu verdi. Aslıhan Doğan Turan, Tom Cruise.
Yavruz'u bebekleştirdi. Arda Turan ve Aslan Doğan Turan bir tenis turnuvası izlemeye gitti. Aslan Doğan Turan dünyaca ünlü yıldızı yakalayınca fotoğraf çektirdi. Ama ortaya böyle bir fotoğraf çıkınca görenler gülmeden edemedi. Serenay Sarıkaya bikinili tatil fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. İsmail Acıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'den ilk fotoğraf. 4 aydır aşk yaşayan ünlü oyuncular İsmail Acıoğlu ve Aslıhan Gürbüz ilk kez görüntülendi. Çeşme'de tatil yapan çift objektiflere gülümseyerek poz verdi. Mustafa Üstündağ, hapis şoku. Bodrum'da yapılan otomobil yarışları sırasında karıştığı silahlı kavga sonrası mahkemelik olan oyuncu Mustafa Üstündağ bir darbede eski eşinden geldi. Ecem Özkaya'nın Üstündağ'ın tüfekle kendisini tehdit ettiği ve hakaretler sarf ettiği iddiasıyla şikayetçi olması sonucu oyuncu hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hastanede ölüm kalım savaşı verdiği iddia edilen ünlü rapçi Killa Hakan'dan haber geldi. Masaka isimli rapçi Killa Hakan'la bir fotoğraf paylaşıp Allah'a çok şükür her şey yolunda, dualarımız kabul oldu paylaşımını yaptı. Karan büyüdü, kaptan oldu. Burak Özçivit ve Fahri Evcen'in oğulları Karan'ın kaptanlık pozu göz doldurdu. Karan rotasını Bodrum'a çevirdi. Karan kendisine kardeş geleceğini bilmiyor. Teşekkür ederim canım. Yüz defa aynı şeyleri ben cevaplamıyorum. Karan öğrendi mi acaba? Karan öğrendi mi? Gidiyor. Nasıl tepki verdi? Yok hayır bilmiyorum. Işın Karaca sahilde aşka geldi. 49 yaşındaki şarkıcı Işın Karaca uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile dudak dudağa yakalandı. İşte o düşman çatlatan ve güldüren poz. Denizlerden iki kötü haber. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir sürat teknesi kayalıklara çarptı. Yaşanan kazada tekne içinde bulunan ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti. Bir diğeri de çapkın iş insanı Hakan Sabancı'dan geldi. Milyarder Sabancı'nın 3 yıldır yaz tatillerinde kullandığı İngiliz bayraklı tekne suya gömüldü. Şarkıcı Tandan anlamlı hareket. Bir okulun mezuniyetine katılıp engelli hayranıyla bir araya geldi, şarkı söyledi. Çok savaştım, zor kazandım, dayanamadım. Öncelikle Ceylan'a başsağlığı dileyelim. Ablasını evet kaybetti. Ya. Son zamanlarda ne kadar çok üst üste ve arka arkaya yakınlarını kaybetti Ceylan. Başı sağ olsun. Aralık sonunda, 30 Aralık'ta babasını kaybetti Ahmet Avcı'yı. Evet. Beyin kanaması neticesinde. Şimdi de 7 ay sonra da ablasını beyin tümöründen kaybetti. Beyin kanserinden kaybetti maalesef. Ablası da türkü söylüyordu. Ablasını da bazı programlarda izlemiştim televizyonda, Nalan Avcı'yı. Çok sevilen bir insandı. Yeğenini de kaybetti. Geçtiğimiz aylarda yeğenini de kaybetti. 25 yaşında yeğenini kaybetti. Pankreasta iltihap oluşmuş. Kurtaramamışlar. Ya o da çok acı bir ölümdü. Evet. Hangi ablasının kızıydı? Bu ölen bayanın kızı mıydı? Ha yeğeni için mi diyorsun? Evet. İnan onu bilmiyorum hangi ablasının kızı ama 25 yaşındaydı ya. Gencecik. 25 yaşındaydı evet. Nazlıcan Allah rahmet eylesin ya. Ceylan'ın... Gerçekten Ceylan'ın da sınavına bakar mısınız? İşte çok ağır bir arka sınav. Arkaya. Alişan da yaşadı ya aynı sınavı. Bu çok evet. Çok en yakınların. Ya en işte, yakının yani. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Biri senin canın kardeşin. Tabii. Biri anne. Ya. Başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah tekrar sabır versin Ceylan'a da. Amin. Sevgiler, selamlar olsun Ceylan'a da. Peki geçtiğimiz günlerde dünya evine giren iki isim Ebru Şahin ve Cedi Osman. Evet. Düğünleri de çok konuşuldu. Evet. Gelinlikleri de çok konuşuldu. Evet. Hatta Acun Ilıcalı nikah şahitliğini evet. Yapmıştı düğünün. Düğüne birçok ünlü isim de katıldı, ziyarette bulundu ve renkli görüntüler ortaya çıktı. Peki bu düğün ne kadara mal oldu diye soracak olursanız evet. Ne kadara? Toplam masraflar için 8 milyon TL ödenmiş. 8 vay, milyon vay, düğünün vay. Genel masrafları. Gelinliklerin 3 tane farklı gelinlik giymiş biliyorsun. Biri daha mini, biri böyle sizin çok beğenmediğiniz o şapkayla kombinlenen gelinliği. Bir de bir uzun gelinliği vardı. Hepsinin toplamı 500 bin TL.
Kim dikmiş gelinlikleri? Masrafı. Bilgi var mı onunla ve ilgili? Ayrıca o Çeşme'deki otele de bir o kadar para verdiler tabii. Evet. Konuklarını, misafirlerini de ağırladılar. Onların günlük fiyatı da bayağı bir yüksekti. Hı hı. Ne düşünüyorsunuz? Cedi harcıyor, devamlı harcıyor. Harcamaya doymuyor Cedi. Yani düğünden sonra da pırlantalar takmaya devam etmiş. Sosyal medyada yayınladılar. İşte bu da fanları şeyin Ebru Şahin'in, bu da Cedi'nin hediye ettiği bir pırlanta diye. Bu bir başka pırlanta diye. Cedi doymuyor yani sevgisini biraz Cedi da böyle gösteriyor. Cedi ne kadar kazanıyordu acaba NBA'de basketbolcu? Yılda 80 milyon kazanıyor. Geçen gün söyledim. İnsan sevdiği bir kadını şımartması, hele bu da eşi ise ona hediyeler alması, şımartması güzel bir şey Bilal Beyciğim ya. Yani bunu çok şey yapmamak lazım. Yani sonuçta eşini alıyor. Seni kim şımarttı? Çok güzel onlar ya. Harika duruyor. Vallahi ya, gözümü alamıyorum ya. Vallahi gözümü alamıyorum. Bunlar şey foboji. Öyle değerli şey değil. Öyle yani. Ama o kadar değil. Güzel duruyor ki parlıyor. Sen ne taksan hani evet. Şimdi kendi gösterdiğin onu yakıştırmak işte. Önemli herhalde. Yakışıyor, yani. Çok yakışıyor. Aa, teşekkür ederim. Çok bana yakışıyor. Büyük ben de takılar. Ben de taktım Bilal Bey, benimkini de görmeyecek misiniz? Aa, ben de hiç adı şey olmasın örtmüş. Diye. Saçlarını örtmüş. Evet. Yani dediğim gibi bence iyi yapıyor. Aferin Cedi'ye. İyi yapıyor değil vallahi mi? Vallahi iyi yapıyor. İnsan sevdiği insanı tabii ki hediyeleri de boğar, sevgisiyle de boğar, hediyesiyle de boğar ama fazla da boğmasın ya o kadar şımartmasın. Bir de şu var tabii. Bir parası yani... olup cimri olanlar da var tabii yani. Tabii canım bak bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Kadının pisi, erkeğin cimrisi çekilmez değil bu mi? Hayatta. Evet. Öyle mi? Net. Makbul değildir yani. Pisi derken yani temiz olmayan, disiplinsiz evini falan. Ya evini temizlemeyen, yemeğini yapmayan, ne bileyim kendine de öz bakımını yapmayan kadını bence hani hiçbir erkeğin sevebileceğini sanmıyorum. Hiçbir hemcinsleri de sevmez böyle bir evet, insanı. Bu aslında başlı başına bir program konusu şu açıdan. Yani kadının pisiyle erkeğin eli sıkı olanını niye bir tuttun? O kadar aslında kadının şimdi, pisi o kadar kötü ki. Ama erkeğin cimrisi de kötü. Hayır efendim. Kabul çok kötü. Hayır efendim. Neden? Tutumlu. Ev ya, almak için. Yazlık almak ya, için. Karısına var, araba Bilal almak Beyciğim. İçin. Olur mu yani, öyle şey? Yani ev almak için, yazlık ev almak ya. İçin gidip olur evine bir ekmeğin hayır kıymanın efendim. Şeyine sen sayan hayat, insanlar var. Sen hayat ne kadar pahalı biliyor musun? Ya pahalı ayrı konu. Allah herkese geçim gücü versin. Ona bir şey demiyorum. Ama varken harcamayan insanlara da karşıyım. Ben istemiyorum yani. Varken ben kabul etmiyorum. Bir insan? Kadının pisiyle erkeğin tutumlusunu bir arada örneklemen çok yanlış. Hiç de değil. Çok yanlış. Hiç de değil. Vallahi o zaman siz de erkekler olarak ütüleriniz yapılmasa, çoraplarınız yıkanmasa, ama önünüze pis, yemek değil, konmasa. Pis o değil, pis o değil. Niye pis, canım? Evin her tarafı pislik içinde. Kendi üstü başı kokuyor. Onu kastediyorsun. Evet. Pis derken. Evet. O erkeğin tutumlusuyla bunu nasıl... Çok bağdaştırıyorum. Hayır, nasıl o etmiyorum. Kötüyse erkeğin cimrisi de o kadar kötüdür. Ya kabul etmiyorum. Ay, ya. Yok, ya erkeğin ben... çok böyle hani kadına eziyet, evine, çoluğuna, çocuğuna eziyet edecek kadar. Ay neler biliyorum, görüyorum o başka. Ben. Varken o başka, yapmayana kızıyorum ben. Varken mesela parası var, evet. Arabası var. Gidiyor otobüsle, halk otobüsüyle işine gidiyor geliyor. Ya bu kadarı da... Spor için ya, spor için arabaya halk otobüse biniyor, iniyor, adam hareket için, ediyor. Bak şimdi ben bayramda Amsterdam'daydım. Evet, herkes bisiklete biniyor. Evet. Herkes cimri bisiklete mi onlar? Biniyor. Cimri mi onlar? Hayır, öyle bir cimrilik değil o. Hepsinin evinin önünde en lüks arabaları da var ama herkes bisikletle işine gidiyor geliyor. Hayran kaldım mesela. O ayrı bir şey, onu evet. Bilmiyorum. Ama bazı insanlar var gerçekten cimrilikte yani çoluğunun çocuğunun yediği lokmayı sayan adamlar o görüyorum kötü. Şimdi ben. Burada ben bu delikanlının yaptığına da damat beyin yaptığına da katılmıyorum. Böyle harca. Ya tutmadı evlilik ya evlilik yürümedi ne olacak onlar? Gitti uçtu o pırlantalar altınlar. Niye uçsun? O niye yürümesin? Yakutlar, neden yürümesin? Ya olur niye ya, böyle bakıyoruz? Allah Allah. Evlilik ayrılmak için yapılan bir kurum değil olsun, ki. Olsun ayrılık da var işin şeyinde. Yani nihayetinde evlilik kurumuna da haksızlık yapmayalım bu kadar. Hayır Bilal efendim miyeceğim? Olabilir olmaz yani, mı? Yani sırf sanatçı diye kızımız artist diye. Ya öyle bir şey dedim mi ben ya? Niye ne başka yere çekiyorsun ya? Neden? Öyle bir ihtimal yok mu boşanma ihtimali evliliklerde? Yok mu? Hiçbir evlilik boşanma ihtimali üzerine kurulmaz. Hiçbir evlilik sana öyle geliyor, boşanma günümüzde kuruluyor. İhtimali üstüne kurulmuyor. Günümüzde kuruluyor. Acaba Cedi Osman sözleşme yaptı mı evlilik sözleşmesi? Çok merak ediyorum. Bu kadar harca nereye kadar? Aa, yapmamışlardır herhalde. O akla gelmese
evlilik sözleşmesi yaparlar mı boşanma ihtimali aklına gelmesi? Günümüzde üstelik herkesin en çok sevenler birbirine evlenirken babaları anaları diyor ki ayaklarınız yere basmıyor şimdi sizin. Evlilik sözleşmesi yapın mutlaka. İleriyi düşünemezsiniz, göremezsiniz diyor. Anne baba görür. Öyle değil mi? Yani şimdi bu 8 ne kadar dedin sen? 8 milyon. 8 milyon. Acaba biraz abartılmış olmasın ya yani, magazinsel olarak? Tam rakamları. Bu net veriler mi evet. bunlar? Hayır hayır. Genel bütün değil. Masraflar. Genel bütün masraflar. Ya bir kere evleniyor yapsınlar ya. Tabii ki yapacaklar. Vallahi billahi yapsınlar. Sonra yapmadıkları için pişman olurlar. Bir daha evleneceklerini yani ayrılsalar bile bir daha aile kurmak öyle kolay olmuyor. İkinci hayatlar kolay olmuyor. İyi yapmışlar. İçlerinde yani hiçbir şey iyi kalmasın. İyi ama bence her iki tarafta tedbirli Barki olmalı. Barki yapıyorlar Bilal Beyciğim. Olmayan zaten yapamıyor. Evlenirken her iki tarafta tedbirli olmalı. Her iki tarafta sözleşmeyi istemeli. Hele böyle zengin evliliklerinde. Bak Songül Karlı'ya kaç gündür ağlıyor kız yayınımıza ya, bağlıyor. Yani evlenirken sözleşmesi şart. Evlilik sözleşmesi şart. Ben yani bu zengin evliliklerinde şart. Peki siz bunu söylerken Ebru'ya mı güvenmiyorsunuz burada? Bilal Beyciğim. Ben hayatta da hayatta karşılarına çıkacak olaylara, insanlara da ne olacağını bugünden kestiremiyorum ki. Yani hayatın akışında neler yaşarlar bilemezsin ki. Güven i̇şte yok ki şahıslara güvenmiyoruz diye. Ayrılık ihtimallerini vermeyelim. Evet. Yani bu evlilik kurumunu bu kadar da çocuk oyuncağımış gibi de peki göstermeyelim. Acaba izleyicilerimiz ne düşünüyor bu konuda? Yani evlilik sözleşmesi şart bize mı? Yazsınlar. Yoksa hele ki güveni kıran bir şey mi? Yoksa ya ilişkilerde birbirinden soğutan güveni, bir durum mu evlilik sözleşmesi? Güveni kırar. Acaba neler soğutabilir. Sence öyle mi? Soğutur mu ilişki? Soğutabilir evlilik de güven de kırabilir yani ama. Birisi öyle bir teklifle gelse ben öyle bir evliliği kabul etmem. Öyle ben mi? Kabul etmem böyle bir sözleşmeli bir şeyi. Ya bir kira kontratı değil bu, evleniyorum ben bu kişiyle. Serenay Sarıkaya da Kerem yani, Gülsün'e böyle söylemiş. İflas da edebilir o insan mesela, durumu çok iyi diye yapıyor ama evet. İflas da edebilir. Kerem Gülsün'e Serenay Sarıkaya bir başka gün anlatırız. Onlarda da böyle bir sorun olmuştu. Şimdi burada ben her iki tarafa da evlilik sözleşmesi, sadece Cedi daha çok kazanıyor diye değil, Ebru Şahin de iyi kazanıyor. Haklarını korumak adına, gelecek adına, kendileri için yapılması gerekiyor. Bir de şu var arkadaşlar, niye göz ardı ediyorsunuz? Cedi Osman binlerce kilometre uzakta yaşayan, hayatını orada kurmuş ve kazanan bir insan. Ebru Şahin de ister istemez burada kazanmaya devam ediyor yaşamını. Buraya kurmuş. Kilometreler zorlamaz mı zannediyorsunuz evliliği? İnşallah. Onlar o flört inşallah. Döneminde o sınavı verdiler zaten. Başardıklarını görünce evlilik kararı aldılar. Şimdi o yüzden o evlilikten önce o sözler yapılıyor değil mi? Şimdi... İşte bir flört evet. dönemi. O sırada tanıyorsun zaten. Şimdi, mesafe girince tanıyorsun. Oturup yemek yiyince karşındakini tanıyorsun değil mi? Evet. Tatile çıkıyorsun tanıyorsun. Bunlar hep bir artı. Bakıyorsun kafana uyuyorsa diyorsun ki tamam bu da tamam. Türkiye'de bu da diziler... Tamam. Uymadı mı evlilik kararı. Türkiye'de almak diziler, mantıklı değil zaten. Türkiye'de diziler ne kadar yoğun çekiliyor biliyoruz hepimiz. Yani haftalık... Ben bunun çok haftalık oyunculuk yapacağını izin, zannetmiyorum. Bir gün en fazla 2 gün haftalık izin. O 2 gün de çok az. Bir gün. Amerika buradan zaten bir gün gidiş tutuyor sadece yol. Ebru belki bir projede daha oynar, ondan sonra gider Amerika'ya. Yok canım. Oyunculuğu bırakır. Yok canım öyle yani birisi değil o. Ben inşallah evliliklerin mesleğinde... çok uzun süre süreceğini temenni ediyorum. Zaten bu eskiden de hani büyüklerimizin evlilikleri 40 yıl 50 yıl sürerdi. Niye sürerdi? Boşanmak için yapılmazdı o evlilikler. Evet. Yani boşanınca ay onu mu alırım bunu evet. alırım diye düşüncesiyle. Ah, keşke anlayabilsek yolun başında Pınar, ne kadar süreceğini. Pınar o zaman herkesin evinde bir yastık vardı. Upuzun evet. böyle yatak odasında. Bir yastıkta kimin, kocasın. Kimin evinde var o yastıktan? Kimin evinde var o yastıktan? Ya artık günümüzde iki ayrı yastıklar var. Yok yataklar bile ayrılıyor şimdi evliliklerde. Yani evet, peki Aslan Doğan'a devam edelim. O kadar çok haberimiz var ki istiyorum ki hepsini konuşalım. Aslan tamam. Doğan Tom Cruise'la fotoğraf çekilmiş. Bir tenis turnuvasını izlemeye gitmiş. Ve Photoshop kurbanı olmuş tabii fotoğrafta. Tom Cruise bayağı böyle bebek gibi falan çıkmış. Ay bebeksi çıkmış. Tom Cruise 24 yaşındayken diye. Ay, neden bunu yapıyorlar? Abartılmış. Hiç anlamıyorum. O erkekler hep harcanıyor kirpikler, efektten. Kırmızı rujlu adamlar görüyorum böyle ya, kadınların yanında. Tom Cruise olalı böyle bir şey görmedi yani. Böyle bebeksi bir yüz görmedi. Doğal olmak ne kadar güzel bir şey. Niye doğal yapmıyorsunuz, vermiyorsunuz? Hayır, yanındaki böyle... erkekleri niye efekt yapıyorlar ulan? Hadi kendine yaptın tamam. O da ister istemez. Ayırabiliyor musun yanındakini efekt yaparken? Sanmıyorum. Yok, bazı efektlerde
Öyle ama kimse düşünmez onu ya. Tek bir şey yapıyor. Ya kadınlar çok o anlamda çok bencil ya. Ben kurtulayım da ben güzel gözükürüm. Tom Cruise kendini görseydi böyle. Şimdi artık tabii ki Photoshop'lar evet. Günümüzde çok yaygın. Ama tabii Photoshop'un da bu tür handikapları olabiliyor yani. Kendini Photoshop'layacaksın diye yanındakini yakabiliyor insanlar. Kadınlar bunu hep yapıyor ya. Hep kadınlar, hep kadınlar. Yanındakini harcıyor. Ne? Kim etti? Hep kadınlar etti. Bilal Bey dakika bir gol bir Bodrum'dan geldi. Ve biz kadınlara saldırmaya başladık. Ben hanımlara saygı duyarım her zaman. Her zaman ay, saygı kadınlar. Duyarım. Kadınlar. Erkekler hiçbir şey ama yapmıyor. Ama Photoshop'u kullanan genellikle hanımlar da onun için. Valla erkekler de kullanıyor artık. Kullananlar var. Yapıyorlar canım, erkekler de yapıyor. Fena yapıyorlar hem de. O göbekler inceltiliyor. Kaslar, boylar, bacak boyları uzatılıyor. Tabii. Erkekler de yapıyor. Aman herkes nasıl kendini gerçekten mutlu hissediyorsa ve iyi hissediyorsa öyle gözüksün. Aynen öyle. Gerçekten. Peki Hıncı Uluş'la devam edeceğiz. Evet. Bir dakika, Photoshop demişken şimdi rejiden bana gelen bu herhalde Seda'nın gazabı. Bu Photoshop kurbanlı resimlerin başında geliyor bu galiba. Bu bomba. Yani herhalde peki, burada Acun'un bebek siliği. Acun burada 4,5-5 yaşında falan. Şeva yanındakini düşünmüyor yani. Yanındakini düşünmüyor. Ay Allah'ım ya. Sen abla çok tatlı. O Safiye Soyman'la da onların böyle resimleri var. Evet. Birbirlerini sürekli böyle güzelleştirip koyuyorlar ama. Amsterdam'da gördüm zaten onları meydanda, dam meydanında eşiyle resim çekiyorlardı. Ama artık eskisi gibi Seda Sayan çok yapmıyor öyle Photoshop'larda güzelleştirip. Artık ihtiyacı da yok ki, o kadar güzel bir tabii. Kadın ki. Bak ben gördüm, canlı gördüm. Yüzü bebek gibi. Evet. Yani bu fotoğrafta harcanan Acun Ilıcalı olmuş işte. Evet. 4,5. Yani anlatmak istediğimiz az önce tam olarak buydu. Yanınızdaki erkeği harcamayın böyle Photoshop'a. Ben bunu söylüyordum işte, bana kızıyordunuz. Kadınlar bunu çok yapıyorsunuz. Hep yapıyorsunuz. Yanındakini harcıyor. Bazen olabiliyor öyle. Bazen. Şimdi beraber bir fotoğrafımıza seni şöyle incecik yapsam. Hiç hoşuma gitmez. Ben böyle güzelim. Kendiyle barışık. Nasılsam oyum. Saçları biraz koyulsam böyle. Yaşı biraz 35'e indirsem yok falan. Yok. Ben her yaşın kendi güzelliği var. Ve peki. Her yaşımı dolu dolu yaşamış bir insanım ben. Her yaşımı. Aslında yaşının güzeli olacaksın. Çok şükür yaşının Allah'ıma. Yaşının iyisi ve sağlıklısı olacaksın. En güzel Allah'ıma. Şey bu. Peki Hıncı Uluş'la devam edelim. Kötü bir haber gelmiş. Kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Ve şu an entübe durumda. Hıncı Allah Uluş. Şifa versin. Allah en şifa son, versin. Defne Joy Foster için söylediği bir cümle vardı. Su testisi su yolunda kırılır diye. O gün hiçbir yazısını okumadım ve gerçekten içime oturan bir cümleydi o. Asla kullanılmaması gereken bir cümle çünkü. Dün gibi hatırlıyorum. Tabii ki çok üzgünüz. Allah şifasını versin. Hıncı Uluç yazılarıyla gündeme yön veren bir yazar. Yazılarıyla yıllarca hem spor yazarı olarak hem sosyal konularda, toplumsal konularda yazdıklarıyla hakikaten siyasileri de, devleti yönetenleri de bazen uyaran, harekete geçiren önemli bir yazar. Evet, onun yazdıkları hep insanlar tarafından konuşulmuştur, gündemi yaratmıştır çoğu zaman. O yazısı Defne Joy Foster vefat ettiği zaman Kerem Altan'ın evinde, o yazısı çok ağır olmuştu. Çok ağır bir yazıydı. Talihsiz bir şey. Yani. Talihsiz bir yazı demeyeyim. Çünkü Hıncı Uluç seviyesindeki bir yazar bir yazıyı düşünmeden yazmaz. Sonradan ortaya çıktı ki Hıncı Uluç Kerem Altan'ın, Ahmet Altan'ın akrabası, eşinden dolayı akrabası. O zaman biraz gözden düşmüştü Hıncı Uluç. Çünkü insanları Defne Joy Foster rahmetli aleyhinde yönlendirmiş oluyor o yazıyla. Su testisi su yolunda kırılır yazısıyla. Ağır bir cümle. Çok evet. Ağırdı. İşte her zaman hangi işi yapıyorsanız yapın, yaptıklarınızla böyle sınanabilirsiniz. Bakın yani Hıncı Uluç gündeme geldiği zaman Didem'in aklına hemen o yazı geldi. Ya, evet, ki Hıncı Uluç'un o kadar güzel aklına yazıları, o kadar değerli yazıları, o kadar önemli yazıları var ki bunu bir meslektaşı olarak söylüyorum ve kendisini çok takdir ederim bir gazeteci büyüğüm olarak. Ama her zaman dikkatli olmak zorundayız hepimiz. Hepimiz. Ama şunu söyleyelim, şöyle bağlayayım. Hepimiz insanız, hepimizin hataları olabilir. Ve hatalarımızdan dolayı da toplumdan özür dilemesini bilmemiz lazım. Bunu söylememiz lazım. Bizlerin de hoşgörülü olması lazım diye
toparlayayım ben. Allah sağlık versin. Allah sağlık versin. Yani biz öyle konuşmayalım. Evet. En kısa sürede inşallah şifa bulur İyileşir. Diyelim. Biz böyle aramızda diyelim. Evet. Evet. Bu Hıncı Uluç gibi büyük bir gazeteciye yakıştırmadığım bir uslup ve cümleydi. Değil mi? Genç bir kadın için. Ölümünün hemen ardından. Defne de çok çok iyi bir insandı. Çok fazla tepki almıştı çok zaten. İyi bir, benim de çok iyi arkadaşımdı. Çok iyi bir insandı. Çoğu yazısını Defne. Okumuşumdur. Ama o yazı benim için Hıncı Uluç'u bir daha asla buydu. Hiçbir yazısını okumam dediğim yazısıdır. Birçok insan da belki birçok kadın daha doğrusu benimle hemfikirdir bu konuda. Evet. Tez vakitte biz şifa diliyoruz Hıncı Uluç'a. Peki Kurban Bayramı'nda sahneler şenlendi. Evet. Bakalım hangi ünlü isimler nerede sahne aldı izliyoruz. Kurban Bayramı sanat dünyasının ünlü isimlerinin konserleriyle renklendi. Bayramda sahneleri yıldız yağdı. Ünlü yıldızların büyüleyen sahne performanslarıyla bayram coşkusu Bodrum'dan Çeşme'ye, Antalya'dan Kıbrıs'a uzandı. Ziyafetinin yaşandığı bayram eğlencelerinde şıklık yarışı, çok konuşulacak açıklamalar, daha neler neler vardı. Bayram sahnelerinden öne çıkan haberler şimdi VTR'mizde. Gerçekten sanatçı olman gerekiyor. Bayram sahnelerine ilk Sibel Can'la başlıyoruz. Bayramın ilk gününü ailesiyle geçirmeyi tercih eden Sibel Can, ikinci günü ise Antalya'da sevenleriyle buluştu. Kırmızı derin göğüs dekolteli bir elbiseyle sahneye çıkan sanatçı, 2,5 saat süren programında seslendirdiği şarkılarla dinleyicilerine keyifli bir akşam yaşattı. Süperstar elbisesini kendi tasarladı. Sıyla akılları aldı. Pop müziğin süperstarı Ajda Pekkan, Çeşme'de sevenleriyle buluştu. Sahneye kendi tasarladığı beyaz kıyafetiyle çıkan sanatçı, hareketli sahne şovu ve bitmek bilmeyen enerjisiyle hafızalara kazınan bir performansa imza attı. Sanat müziğinin güçlü yorumcusu Muazzez Ersoy, Kurban Bayramı'nın ikinci gecesinde İzmir Ali Ağa'da sahnedeydi. Konserde bir ara izleyicileriyle konuşan Ersoy, her sesin taklidi var, benimki daha çıkmadı. Kontralt olmamın özelliği diyerek dikkat çekti. Hadise var. Birkaç kaç defa seven, orada bana da var diye söylesene sevgilim, aşk kaç bedenli. Popçu Hadise Kıbrıs'ta bir otelde konser verdi. Hem bayram hem de otelin açılışı sebebiyle sahneye çıkan ünlü popçu Tuvana Büyük Çınar imzalı mini elbisesiyle performans sergiledi. Hadise kendisini dinlemeye gelen hayranlarına en sevilen şarkılarıyla keyifli bir gece yaşattı. Bayramın ikinci günü Kıbrıs'ta sahne alan isimler arasında Funda Arar da vardı. Konser öncesi röportaj veren ünlü şarkıcı heyecanını dile getirdi. Saçımız, makyajımız. Her zamanki gibi klasik. İşte öyle yani. Giyindik, kuşandık, süslendik, püslendik. Sahneye hazırlandık. Semih Cenk'le seslendirdiği Al Sevgilim'in çok beğenildiğini söyleyen sanatçı dinleyicilerine müjdeyi verdi. Çok güzel bir şarkı geliyor. Hatta sanırım değil mi 22 Temmuz'da Harbi Açık Hava konserinde de ilk kez şarkıyı inşallah okuyacağım bir aksilik olmazsa. O gün çıkacak çünkü. Bayram konserlerinde en dikkat çekici kıyafetlerden birini Hande Yener giydi. Popçu kıyafeti ve sahne şovlarıyla farkını ortaya koydu. Kıbrıs'ta mor elbisesi ve maskesi. Yalova'da kırmızı elbisesiyle alev aldı. Aşk
Avşar Kızı Batum'da. Hülya Avşar Kurban Bayramı'nın ilk günü Batum'da konser verdi. Derin yırtmaçlı bir elbiseyle sevenlerinin karşısına çıkan sanatçı, repertuarında Türk sanat müziği eserleriyle arabesk şarkılara yer verdi. Avşar'ın formda görüntüsünün yanında takıları da dikkatlerden kaçmadı. Avşar'ın tamamen pırlanta kaplı küpelerinin yaklaşık 2 milyon Türk lirası değerinde olduğu öğrenildi. Bayram sahnesiyle dikkat çeken bir diğer isim Ebru Yaşar oldu. Ünlü sanatçı bayramın ilk günü Bodrum'da. Bodrum'un ardından 3. günü Kıbrıs'ta sahne aldı. Ünlü sanatçı repertuarı ve sahne performansıyla hayranlarına unutulmaz bayram akşamları yaşattı. Bu sene konser rekoru kıran Gülşen konser maratonla bayramda da hız kesmeden devam etti. Çeşme ve Kıbrıs'a sahne alan Gülşen şık kıyafetleriyle göz doldurdu. Bayramda Kıbrıs'ta sahne alan bir diğer isim ise Aleyna Tilki oldu. Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aleyna Tilki, uykudan kalktım geldim dedi. Yeni uyandım da sahneye çıkayım da bir enerjim yerine gelsin diye bekliyorum şu anda. Genç yıldız mezarlık pozlarına gelen satanizm eleştirilerine bunu söyleyen şeytandır diyerek çarpıcı bir cevap verdi. Evet, hem güzellikleriyle hem yorumlarıyla dinleyicilerine müzik ziyafeti sundular. Ünlü isimler. Kıbrıs'ta da çok sahne vardı. Yazlık beldelerde, evet. Bodrum'da ve Çeşme'de, evet, de yine tatilciler hem kulağını pasını sildi hem de gözleri bayram etmiş gibi görünüyor. Ben bu arada Hülya'nın... En şık kimdi, evet, sizce? Hülya'yı çok beğendim. Ajda. Ajda Pekkan. Ya tabii ki Ajda Pekkan da çok şıktı ama Hülya'yı çok beğendim. Zaten tabii... Yıllardır Hülya Avşar artık kendisini tecrübesiyle, işte olgunluğuyla konuşturmayı bilen bir sanatçımız. Hülya şık buluyor musunuz gerçekten? Sürekli her hafta aynı model siyah elbiseyle çıkıyor. Ama bu, yani, bu tam bir bayrama yakışır bir kostüm. Risksiz bir kıyafet tercihi var. Hep siyah, ama yıllardır tarzı. Yani bu tarz elbiselerin hiçbir zaman riski yoktur. Ya bu sırtların, bu omuzun riski olmaz mı? Baksana bacağın bu dekoltenin sırtı. Hep tek yazmaç ve siyah. Ama Hülya'ya yakışıyor. Risk almıyor değil mi? Hülya Avşar kadar risk almıyor. Hülya Avşar. Hayır, kıyafet Hülya olarak. Hülya Avşar tek başlık, tek kişilik tiyatro oyunu koyarak en büyük riski almıştır. Bütün kariyerini risk etmiştir. Hülya Avşar kadar risk alan yoktur sanat dünyasında. Onu konuşacağız da bence Ajda Pekkan sana gösterdi. Bak, sen geçen gün eleştirdin Ajda Pekkan'ı. Giymeyi bilmiyor mu demiştin? Ne demiştin? Bir şey demiştin hakikaten kıyafetini. Pembe böyle şiş, pembe, şiş bir kostümü. Onu beğenmemiştim, evet, ama bu sefer ama bayağı bir eleştirmiştin. Bayağı bir eleştirdim. Yani şimdi ben tabii bu konuda Bilal Beyciğim otoriter değilim. Yani ben bir modacı değilim ama benim de sahne geçmişim olan bir sanatçı olarak sahnede neyin iyi durup neyin iyi duramayacağını görebilen ve kestirebilen bir kişiyim. Hepimizden bu konuda senin fikirlerin daha önemli, kesinlikle, daha değerli. Yıllarca Maxim sahnesinde sahne almışsın. Her gece, o zaman her geceydi. O zaman her geceydi hakikaten programlar ve... Hafta 7 biz 9 çalışırdık. Evet, evet. Makineler vardı. Ne kadar zordur her gece her kostüm giymek. Her gün modacılardan giyinip her işte gece. O şaşa, o ihtişam. Yani evet, ama işte, bu senin yani... Ajda Pekkan'ı gömmeni de engellemedi. Gömdün kadını. Ama hakikaten kötü, yani öyle kötü olan ama bir şeyi de söylemek zorundayız. Bilal Beyciğim, bakın yani her iyi giyinen kadın... Biz şimdi burada her gün bir... televizyon programı yapıyoruz, değil, evet, mi? Evet. Bizim de iyi günümüz, kötü günümüz biz olabiliyor. Biz de eleştiriliyoruz. Biz de eleştiriliyoruz. Yani bir gün geliyor saçımız tutmuyor. Bir gün geliyor kirpiğimiz tutmuyor. Bir gün geliyor gerçekten ne giysek yakışmıyor. İnsanın günü gününe tutmayabiliyor. Bu demek değildir ki o kadın işte rüküştür, o kadın giyinmeye bilmiyor değildir. Ama şimdi bu kadar iddialı olan Ajda Pekkan için hep güzel görmüşüz, hep kusursuz görmüşüz. En ufak bir şeyini eleştirebiliyoruz bu sefer de yani. Gözümüze batıyor bu batıyor sefer. Batıyor bu sefer. Kötü tercih gözümüze batıyor. Ama kadar bu demek değildir ki. Beklentiyi yükselttik ki biz de. Evet.
Kendine Ajda karşı. Pekkan'ın inanılmaz gustosu olan bir kadın her şeyden önce. Hani bazen derler ya, biraz önce hatta Didem'e reklam arasında onu söyledim. Dedim ki Ajda Pekkan dedim fiziği ne kadar düzgün, ne giyse yakışıyor. Yani her şeyden önce kadın bu yaşına rağmen fiziğini o kadar güzel korumuş ki. Bak ben mesela şimdi ölümüne bir diyete girdim. Ajda Pekkan'ı gördüm. Baktım kendime. Ve elindeki sandviçi sessizce tabağa bıraktım. Yani şimdi böyle bir durum var. Aslında bize feyiz veren bir sanatçımız. Kusura da bakmasın, bazen de hani hep böyle onu mükemmel görmek istediğimizden dolayı eleştiriyorsak da affola diyorum. Ama bu kıyafeti güzel ama değil mi? Çok, mükemmel ötesi. Şahane. Feyiz veriyor bize. Daha ne olsun? Evet. Yani Hülya Avşar ise 2 milyon değerinde diyorlar taktığı küpe için Hülya Avşar'ın. Şimdi ben şöyle söyleyeyim, yine sizce var mıdır o kadar ya? Sahne tecrübelerimi öne koyarak hiçbir sanatçı, hepimizin muhakkak değerli takıları da var ama sahnede hiçbirini bunu kullanmayız. Çünkü sahne hareketli bir alandır. Hele küpe. Benim bir kere öyle küpem kaybolmuştu. Ben böyle dönerken, işte dans ederken dönerken uçtu gitti küpe. Yapma ya. Ve bulunamadı yani. Yapma. Anlatayım mı? Ya. Evet. O günden sonra asla ve asla değerli mücevher takmama kararı aldım ben. Bulan nasıl sana vermedi onu ön masalardan? Birinin kucağına düşmüş. Bilal Beyciğim, halk konseri bilemiyorsun ki. O yani geçmiş bilemiyorsun. Olsun. Geçmiş olsun, onu bilemiyorsun. Ben o yüzden Hülya Avşar'ın bu küpelerinin gerçek olduğunu düşünmüyorum. Foboji ama yarı değerli Sibel olduğunu Can düşünüyorum. Sibel Can çok takıyormuş. Sibel Can. Takar ya, bazıları takar. Şimdi Bülent Ersoy'a bu lafı söyle bakalım bağlandığı zaman. Siz sahnede imitasyon takıyorsunuz Bülent Hanım, de bakalım. Ama şimdi Bülent Hanım çok hareket halinde bir sanatçımız değil yani. Genelde evet, Bülent oturarak... Hanım'a oturan boğa gibi bir laf mı söyleyeceksin? Hayır, estağfurullah. O gün söylediler. O gün söylediler. Mezarı başında mezarını yapacak olan kişi söyledi. Evet. Ay ben demedim, o benim cümlem söyledi. Değil. Yani ama... hareketli değil diyorsun. Yani çok hareket alanı yani genelde oturarak söylüyor son zaman. Mesela bir tek taş takabilirsiniz. O yani tek taşlar gerçek oluyor genelde ama küpeler riskli. Hülya yani Avşar, takıyorlarsa da takmasınlar, tavsiye etmiyorum. Hülya Avşar takmamış olsa bile bütün bu pırlantalara sahip bir sanatçı olduğuna eminim ben. Çünkü çok kazandı. Pek çok kazandı. Hülya Avşar sadece şarkıcı ve oyuncu değil. Editör arkadaşımız Metin Gereği öyle yazmış ama Hülya Avşar aynı zamanda televizyon yıldızı. Televizyonda eğlence programı, talk show yapmış ve başarıyla yıllarca bütün kanallar tercih etmiş onu. Hülya Avşar televizyonda röportaj programları başarıyla yapmış. Gazetecilerden daha yüksek reyting alarak yapmış bir kişi. Hülya Avşar entertainment'ın yıldızı yani. O yüzden kazanmıştır ve almıştır, takmıştır. Ben Hülya'yla çalıştım. Evet. Hülya'yı da çok yakinen tanırım, bilirim. Hülya inanılmaz parasını güzel yöneten bir kadındır ve asla ve asla takıya, tukaya, öyle kıyafete, ayakkabıya, çantaya asla para harcamaz Bilal Beyciğim. Tam tersine. Hülya Avşar'ın bir tane bir tek taşı vardır. Gerçekten parasını verip aldığı ve geri kalan işte küpeydi, diğer kolyeydi. O, sanmıyorum. Sanmıyorum. Sen tabii ki birlikte sahnede çalıştığı için harcadığı parayı... Belki de hediyedir. Oraya getirecekti lafı. Sen biliyor musun Hülya Avşar 83 senesiyle 90 senesi arasında Türkiye'de en çok itibar gören kadın şarkıcıydı sahnelerde erkekler tarafından. Yani erkekler hediyelere boğulurdu. Hediyelere boğulurdu Hülya Avşar. Hayranları kulisine, tarafından mı? Kulisine pırlantalar, çiçekler içinde pırlantalar ben giderdi. Ben inanın görmedim. Ben onunla çalıştım biz bir yazdık, ay. Biz yazdık. O zaman senden önce mi bu? Senin çalıştığın dönemden önce. Sen 92 senesi. 92 değil mi senin? Benim 93. 93 senesi. Benim söylediğim 83 ile 83 ile 90 senesi arasında Hülya Avşar'ın zirve yılları. İşte Kaya Çilingiroğlu'nda onu tavladığı yıllar. Her gün giderdi Kaya kulise. Her gün pırlantalar, hediyeler işte. Kaya'da mı? Tabii canım. Araba anahtarı bile gönderilirdi kulise çiçekler içinde. Allah bilmez Allah. Misin? Bilmez bunları misin? Ben bilmiyorum. Senin zamanında Türkiye'nin fakir zamanıydı. Tansu Çiller krizi yaşanmıştı. 93. 5 Nisan kararları var. Devalüasyon olmuş. Krize denk gelmiyorum.
şimdi. İş adamları kendini kurtarma derdinde. Sen kötü bir döneme denk gelmişsin. Yeterince harcayamıyorlardı o zaman. Kötü döneme denk gelmişsin. 93 öyleydi. Yani evet. Şimdi bilemedim. Hani bu söylenen şeyden onure mi olunsun? Yoksa hani düşündürücü bir şey. Yani bir sanatçıya tamam hayranısındır. Çiçeğini gönderirsin. Hediyeni de gönderirsin. Ama az solistlerin böyle bir şehir efsanesi var. Yani az solistsen sana bir çiçekte tek taş gelmiştir, pırlantalar gelmiştir, öyle böyledir. Ben şunu biliyorum, bakın ben buna şahit oldum. 97 yılında ben Türkmenistan'a gittim. Orada mesela Sapar Murat bana kendi yüzünü çıkarıp, hatta Mahsun'la beraber gitmiştik. Mahsun bağlansa da şey yapsa. Mahsun'a saatini hediye etmişti, bana da yüzünü hediye etmişti. Ne kadar değeri? Ya elmas işte, ha. Elmas yani, bilemiyorsunuz. Ya, nasıl elmas, itiraflar elmas nasıl gelmeye başladı? Evet. Ama şimdi orada reddedemezsiniz. Çünkü hani o bir prezident, anlatabiliyor muyum? Evet, başkan, tabii. Kendi başkan. Uygun görmüş. Ülkenin her şeyi. Her şeyi. Her şeyi. Yani sahibi. Onu nasıl reddedebilirsin? Ülkenin evet, kralı. Aldık yani, ve kabul ettik, teşekkür ettik. Yine bir kral. Yani anlatabiliyor muyum? Kral sana yüzünü verdi. Sonra ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Yani o zaman Mansur'a da saatini hediye etti. Mansur'a da sonra ne oldu? Mansur ne oldu sonra bilmiyorum ben, ne oldu? Bindiniz uçağa geldiniz. Ay Bilal Beyciğim ya. Şimdi bu iddia Mahsun'a bir şey hediye etmese tamam buradan yürüyebilirdik de. Mahsun bağlansın, şimdi Mahsun'a da hediye. Doğru gelince... söylüyorum ben, acaba ne oldu bilmiyorum yani. Ona ne olduysa bana da olmuştur. Yani senin kadar güzel bir kadını etkilemek için. Hayatım bana evlenme teklif etti zaten de oldu, kabul etmedim. Tabii ki ben o zaman çocuklarımın babasına aşıktım. Ah ah. Beni kimler istedi, neler istedi anacığım? Neler istedi beni de? Kaç yaşındaydın o zaman? O zaman 26, 25-26 yaşındaydım. Bekardın henüz. Bekardım evet, bekardım. Evlenmiştim. En güzel zamanlar. Ben 28 yaşında evlendim. Sana kraliçemiz de diyebilirdik yani şimdi şu anda. Ya diyebilirdik mi? 2 sene sonra Allah rahmetine kavuştu, rahmet eylesin. Kalp krizi geçirdi, öldü. Ondan sonra... Başkan mı, kral mı? Tabii, prezident öldü. Ondan sonra bütün ailesini sürdüler. Bilal Beyciğim, Allah korudu beni. Allah korudu beni. Allah vallahi korur, beni sever. Tabii canım, şimdi beni belki esamem okumuyordu. Allah korusun. Tabii. Şey ne oldu, yüzük ne oldu? Yüzük yani duruyordu. Ondan sonra ne yaptım biliyor musunuz? Ben bir tane ev aldım, sattım, yatırım yaptım. Anladım. Bütün takılarımı o zaman, çok kıymetli bir ev almıştım zamanında. Evet, en güzel değerlendirdim. Gayet güzel yedik diyor yani, yedik diyor, yedik. İyi yapmış. Değerlendirmiş en i̇yi azından. İyi yapmış. Kaybeye harcamamış, yatırımını tabii yapmış canım, hayatında. Tabii canım, hediye hediyedir. Ya oluyor işte bu tür şeyler. Evet evet. İyi. Mesela bazen düğünlere katılırsın, para almazsın, bir hediye gelir. Değil mi? Evet. Tabii. Yani o yüzden onu bir parantez açarak tırnak içinde... belirteyim istedim. Peki tabii, Hadise'nin kıyafet tercihlerini çok yorumladık. Daha önce de konuşmuştuk. Çok evet. Dekolte giyerken bir anda işte Mehmet Dinçerler'den sonra kapandı mı, işte kıyafetleri daha kapalı oldu falan diye. Ama şu anda yine eski kostümlerine geri döndü. Evet. Yine gri bir kostüm tercih Hı-hı. etmiş. Yine altın mayolu bir model. Hı-hı. O Beyoncé'nin kıyafet tarzını çok sevdiği için evet. Onu ve onun görünümünü örnek aldığını Ondan düşünüyorum. Ondan feyz alıyor zaten. Çok feyz alıyor. Ama yakıştırıyorum da onu. Çünkü şarkı tarzı falan da o Beyoncé'nin tarzına çok benzediği için güzel oluyor onda. Yakışıyor. Tekrar eski kostümlerine geri döndüm. Evet. Yorumlayacağız ama kısa bir reklam aramız var. Ardından buradayız. Tamam. Evet, reklamlardan önce Hadise'nin kıyafetlerinde bir geriye dönüş Hı-hı. var. Dekoltelerinde diye konuşmuştuk. Evet, kıyafetlerinden başka asıl ben izleyicilerin dikkatini çekmek istediğim başka bir yön var. O videoyu getirebilir miyiz, o görüntüyü? Hadise'nin son konserinde koruma yanında bir akıtalım onu, bir sadece o görüntüyü alalım, bir hepimizi kaldırın lütfen, sadece o görüntüyü verelim ekranda. Evet, görün bakın arkadaşlar, hanımlar beyler, Hadise'nin koruması nefes nefese koruma artık. Hadise çok üst düzey korunuyor arkadaşlar, bakın korumasıyla arasında 20 santim bile yok. Zaman zaman ten tene, neredeyse ten tene koruma. Hadise bunun psikolojik baskısı altındadır bence. Olmaması mümkün değil. Anladığım kadarıyla Hadise'nin kocasının içinde bulunduğu sıkıntılı durumlardan dolayı, mahkeme olaylarından dolayı bakın koruma hiç
boş bırakmıyor. Sağ bir adım arkada, bu koruma şeklinin diğer bir ismi. Sağ bir adım arkada. Hadiseyle neredeyse nefes nefese koruma uyguluyorlar. Ve bu orta derece bir koruma güvenlikçiler dilinde. Bunun bir üstü, en üst koruma artık etrafında 10 kişi olduğu korumadır. Evinin, iş yerinin ve kendisi nerede bulunuyorsa şu anda düşük seviyeden orta dereceye çıkarılmış hadisenin koruması. Ama her zaman koruması vardı bu şekilde, hadisenin. Bu şekilde olmuyordu. Ama bir yerden, o yıllardır bir yerden, onu koruyan şekilde, koruması. Bu yeni şekilde değil ki. Şu anda İbrahim Tatlıses'te bile böyle bir uygulama yapılmıyor. Koruma uygulaması ama yapılmıyor. Ama sevenimiz var, sevmeyenimiz var. Hayır olabiliyor efendim. Olabiliyor yani ya, sanatçılarda. Ama şimdi sen seveniniz var, sevmeyeniniz var derken sadece sanki hadisenin şu korunması sıradanmış gibi söylüyorsun. Bunu bir televizyoncu gözüyle nasıl böyle değerlendiriyorsun? Şaşırıyorum. Bak adım adım sen şarkıcısın. Bu şekilde etrafında bir insan olursa nefes nefese işini rahatlıkla yapabilir misin? Seni izleyenler ne der, ne düşünür? Bir de o var. Sevenleriyle arasına burası da giriyor. Burası halk konseri mi yoksa herhangi halk en son, konseri değil? En son verdiği konser. Ya. Evet. Ten tene koruma, nefes nefese koruma bu kadar da olmaması lazım diye düşünüyorum. Borcun Allah varsa borcunu öde Mehmet Dinçerler. Karına bunu niye yaşatıyorsun? Ya bu bir sanatçı, şarkıcı. Bir şarkıcı bunun işi şarkı söylemek, insanları eğlendirmek ve eğlenmek. Bu psikolojik baskıyı, bu fiziki baskıyı niye yaşatıyorsun kardeşim? Şimdi bu Kıbrıs'ta verilen bir konser. Hı. Ve Kıbrıs'ın izleyici kitlesini de biliyoruz değil mi? Otel müşterileri. Yani tehlike arz eden çok durum söz konusu olmaz gibi geliyor bana. Ama o zaman abeste iştikal olmuş bu kadar. Koruma çok yakın koruma. Evet. Ama çok eski ben yıllardan beri koruması. Yeni değil ki. Yani yıllardan beri bu... Ya şahıs değil. Konuşmuyoruz burada. Burada tarzı konuşuyoruz, yöntemi konuşuyoruz. Şahıs konuşuyoruz. Şimdi Bülent Ersoy'un da koruması var. Bir yerde durur uzun boylu beyefendi, ismini unuttuğum için iri yarı, 2 metreye yakın boyu var. Bir yerde durur, sahnenin önünde bir yerde durur, kıpırdamaz. Böyle adım adım, adım adım, adım adım olur mu? Bir adım geride koruma olur mu Allah yani aşkına? Bu kadar yakın olması evet, hoş olmamış. Onu söylüyorum, ben de onu anlatıyorum yani. Olmaz. Yani bu hadisenin hayatında artık demek ki güvenlik üst derecede, sanki bir devlet başkanı, sanki büyük tehdit alan bir insan, bir şirket yöneticisi, bir iş adamı filan, çok büyük tehditler alan bir insanmış gibi. Bu konuda hadisenin avukatı, hadisenin kocası açıklamada bulunabilir bize bağlanıp. Bu olayın da iç yüzünü anlatabilirler. Neden gerek duyuyorlar böyle bir şeye? Bunu da bilmek isteriz tabii. Biz tahmin ediyoruz, yorum yapıyoruz, söylüyoruz. Kocasının sıkıntılı durumundan dolayı herhalde böyle bir şeye ihtiyaç duydular. Şimdi bir de hani şey demişlerdi ya, hatırlıyor musunuz? Hani işte hadisenin konserine gideceğiz, konserinde işte ondan talep edeceğiz gibi söylemleri olunca hadisenin eşinin işçileri. Ondan dolayı da belki eşi bu kadar yakın koruma istemiş olabilir sahnesinde. Onlar hiçbir şey yapmaz ya. Hiçbir şey yapmaz. O adam gördün işte bağlandı, konuştu. Yani adam sadece parasını istiyor, alacağını istiyor. Yani böyle tehlike arz edecek bir şey yapacaklarını zannetmiyorum ya. Niye yapsınlar ya? Verin alacaklarını. Yani öbür tarafta da Allah bunu sorar insana yani. Verin borçlularınızın alacaklarını. Herkes rahat etsin. Herkes huzur bulsun. Bunlara ne gerek var ya? Ne kadar sonra, nereye kadar hadisenin adım adım peşinde böyle insanlar dolaşacak? Bir tehlike olacağını zannetmiyorum. Birisinin saldırıda bulunacağını asla düşünmüyorum i̇şte ve zannetmiyorum. İşte tek bir amaçlı demek zannetmiyorum. Ki bu kadar şey yaptılar yani. Yarın bir gün hadisede sorgular kendini. Ya değer mi bu kadar, yani böyle yaşamaya değer mi diye de sorgular. Sen sorgulamaz mısın bir sanatçı olarak? Bir müddet sonra tabii ki insan... ya özgürlük güzel bir şey ya. Yani şöyle güzel bir şey... Yani özgür ol, yani her şeyi özgürce yapabildiğini bilmek, ama zaten o duygu sana yaptırmıyor bile, biliyor musunuz? Mesela baksana adam, bak hiç boş bırakmıyor adam, bak hadise bir adam ya bu, adam bir buçuk bu, adım. Evet, bu görüntü bak, hiç boş olmamış. Bak, hiç boş sanki bırakmıyor. Sahneyi paylaştı partneri gibi, hani değil mi? Yani tamam, bir yakın koruma bu kadar olmamalı. Şimdi halk konserlerinde güvenlik önlemleri arttırılıyor. Çünkü evet. Nereden ne olabileceği hiç belli değil. Kestiremiyorsun ama yemekli var. Bir davette, Kıbrıs'ta çok lüks bir otelde yapılan bir organizasyon, bir konser bu. Halk evet. Konserlerinde de böyle olmaz. Ama yeni olmaz yani. Haklısın, tehlike tamam arz edilir bir şekilde daha ama. Yüksek güvenlik ama, olur ama, halk konserlerinde. Ama şimdi bakın arkadaşlar, bir de şunu unutmayın hiçbir zaman.
Ebru Gündeş, Sibel Can, Yıldız Tilbe hepsinin konserlerini izliyoruz. Kendilerini bırakıyorlar, sahneden iniyorlar aşağıya, halkın arasına atıyorlar kendilerini, giriyorlar. Ellerinden tutuyorlar, yan yana fotoğraf çektiriyorlar, yanak yana. Hatırlayın, yani Hadise de öyleydi bir süre öncesine kadar. Bırakıyorlar, yani masaların arasına giriyorlar, koltukların arasına giriyorlar. Hiçbir zaman böyle birisi yanlarında, bir adam iri yarı yanlarında yürüyor muydu? Var mıydı öyle bir şey? Öyle bir şey oluyor şimdi, mu? Hiçbir zaman olmuyordu. Tabii olmuyordu da şimdi Hadise'nin eşinden dolayı hassas bir noktadalar. Demek ki korkuları da var. Demek ki acaba bir tehdit mi alıyorlar, bilemiyorsunuz ki. Ya böyle olacağını işte verin insanların haklarını, değil mi? Tabii canım, verin. Sahnelere de bulaştırıyorsunuz bu işleri. Yani niye kadının sanatı böyle bu şekilde gölgelensin? İşini tam anlamıyla yapamaz. Yapamaz. Hayranlarına da geçer bu tedirginlik. Geçmez hoş olur değil mu ya? Hoş değil. Geçmez olur mu ya? Niye bunu yaşatıyorsunuz insanlara? Hadise bir müddet sonra sıkılacak mı acaba bu durumlardan ya? Bu ben kadar? Sana onu soruyorum işte. Bir süre sonra rahatsız olmaz mısın yani bu şekilde? Nereye kadar? Baskı baskı. Şimdi evinden markete falan çıkamıyordur. Gözlük takıp şapka takıp eskiden markete falan gidiyordu mutlaka. Ülkesinde evet. De gidemez, burada da gidemez. Bu ülkesinde de böyle. Uçağa biniyorsun, yanında bu adam. Arkanda bu adam. İnsanların kendi tercihleri yaşamındaki. Yapacak bir şey yok. Demek ki mutlu. Nasıl mutluysa öyle yaşıyor. Ben mutlu olduğunu zannetmiyorum. Ben Hadise'nin mutlu olduğunu. Olmasa neden ben, o zaman? Ben bu şekilde yaşantıyla mutlu olmazsın. Olmazsın. Belki bu de şu an hoşuna gidiyor böyle. Ya yok tarafı. Ya ben peki, zannetmiyorum evet. Ya. Peki Başak Güzel ve Kıvanç Tatlıtuğ ile devam edelim. Bebişleri Kurt Eze ile. Ben yüzümüz gülüyor onlar olunca. Şu görüntülüsü var, gösterelim onu da. Böyle tamam. Ana kucağı deniyor değil mi? Pınar. Ana kucağı. Böyle şey hani karnında taşıyorlar ya, evet, babalar. Bayılıyorum evet. O kadar güzel bir görüntü ki. Bir yeni bebekliğinde var öyle bir fotoğrafı. Bir de en son çekilmiş fotoğrafını yine Başak paylaşmıştı. Onlar çok güzel bir çift olmadılar mı sizce maşallah, de? Maşallah maşallah. Allah nazardan saklasın. Şimdi bu ilk gördüğümüz fotoğraf evet. Kurt Efe'nin. Evet. Bu ilk. Ay, minicik ya. Minicik burada minicik. 3 aylık oldu değil mi şimdi? Oldu. Oldu. 3 aylık oldu. Son halinde de şimdi Başak'la paylaşmaları doyamıyor. Tabii beğeni yağmuruna tutuluyor. Ama herkes de çok merak ediyor. Kıvanç'a benziyor mu benzemiyor mu diye. Çocuğun yüzünü o kadar çok merak ediyorum ki. Hani gözleri, ya, burnu ki, falan Kıvanç'tan mı diye. Anneye de benzeyecek, babaya da benzeyecek. Başak da çok güzel bir. Ama erkek çocukları genelde anneden alıyor. Anneden alıyor. Evet. Evet. Yani son şeyinde ben son tahlilde tabii değişeceğini düşünüyorum. Çocuklar belli bir yaşta bebeklik seviyesinde hani renkli gözlü olup sonra göz rengi bile dönebiliyor, değişebiliyor ama. Evet, evet. Babasına yani benzer ya. Bence babasına benzer ya. Evet. Bence babasına da benzesin zaten yani. Evet. Babası ya Başak Hanım'a tamam saygımız sonsuz ama yani Türk halkı Kıvanç Tatlıtuğ konuşuyor her zaman. Her zaman Kıvanç Tatlıtuğ hepimizin ünlü dilinde. Oyuncular, erkek oyuncular evlendikten sonra özellikle Burak Özçivit de öyle. Kıvanç evet. Tatlıtuğ da öyle. Tolgahan Sayışman. Yani ne kadar güzel götürüyorlar değil mi evliliklerini? Çok iyi bir baba yani ve eş oldular değil mi? Ne güzel. Demek ki sanat camiasında da böyle örnekler olabiliyor. Evet. Olabiliyor. Neden ismi Kurt diye sormuşlar Başak Dizer'e. İsmi neden Kurt koydunuz bebeğinizin diye. Hı hı. Yanıtı şöyle olmuş. Biz Kurt Seyit Şura dizisi sırasında ilişkiye başladık. Kurt Seyit Şura dizisi sırasında evet. ilişkiye Başak Dizdar başladık. Oranın stil danışmanıydı. Daha önceden de stil danışmanıydı. O Beren Saat'le oynadığı dizide de stil danışmanıydı. Aşk Kıvanç'ın. Memnu'da. Kıvanç'ın stil danışmanıydı. Sonra demek ki birbirlerine ısınmışlar ve Kursey Şura'da da birbirlerine açılmışlar. Telefonumda Kıvanç Kurt diye kayıtlıydı. Bunu sana soracağım, sana da soracağım. Dizideki o ismi oğlumuza koymaya karar verdik. Efe'yi, bizim için anısı var. Yanına da Efe'yi koyduk. Neden bazı insanlar telefonlarına sevgililerin ismini olduğu gibi yazmazlar da bir mahlaz, bir şey koyarlar? Neden yani Kıvanç Tatlıtuğ yazsana, Kıvanç yazsana. Neden Kurt yazmış oraya mesela sence? Bazı ya, kadınlar böyle yapıyorlar. Yani o erkeklerden de nickname yapan gibi bir şey oluyor. Yani hani olabiliyor. Mesela bazen ben de bazı arkadaşıma minik diye yazarım mesela. Onu öyle algılarım, öyle görürüm. Minik derim. Evet.
Hani veya ne bileyim kızıma mesela Helin yazmam, Heloş yazarım. O başka. Bu arada fotoğrafımız geldi ekrana. Bu ilk bebeklikte çekilen ve sağdaki de en son fotoğrafı. Başak Güzel'in paylaştığı. Çok tatlı. Ya çok yakışmamış mı? Evet. Müthiş modern bir baba görünümü çiziyor şu anda. Evet, evet. Ana kucağı satışları artacak şimdi. Peki sence neden öyle? Yani bir mutlaka böyle bir gizleme şeyi duyuyor. Kıvanç yazsa ne olacak ya? Acaba birisi görür falan diye mi çekiniyor? Yani Kıvanç'la ilişkisi olduğunu... Kadın isimlerini Marangoz Ali diye kaydedip gayet de güzel rehber yapıyorlar yani. Yapma ya. Tabii. Yapıyorlar. Arkadaşlarım bana neler anlatıyor. Emlakçılar, bankacılar. Yakalamamak için mi? Yani olabiliyor tabii ki de. Ev içinde birileri kontrol eder falan bakabilir. Yani. Çok fena. Ama yine de yani Kurt niye yazmış, niye Kıvanç yazmamış onu merak ettim. Yani sevgi cümlesi gibi herkes bir şey bulabiliyor yani hani. Bir nickname takıyorsun, bir şey takıyorsun. Yani aşkım bir tanem, kalpler, böcekler yazanlar da var. O başka diyorum, aşkım yazdığı önemli zaman tamam. Önemli olan orada ne yazdığı değil, burada ne yazdığı ve ne kadar kalacağı o ilişkinin bence. Mesela bu ilişki hiç ihtimal bile vermiyorum ayrılırlar. Aman ya da şöyle maşallah, bir olur, aman, böyle olur aman diye. Büyük konuşmayalım yine de. Yani, hiçbir şeylerini duymadık ki. Oturmuş artık onlar. Yani onlar sevgiliyken de hiçbir şeyini duymadık Kıvancı, hiçbir yanlışını duymadık. Ki evliliğinde de yapmaz evet, yani. Allah yapmaz. Mutlu etsin. Evet. Çocuklarıyla beraber. Peki Şeyma Subaşı ve Midon ilişkisinin oturmuş olabileceğini düşündüm. Azizim arkadaş şimdi ya. Yeniden bir geri dönüş var enteresan bir şekilde. Geçtiğimiz günlerde o gerçek mi o geri dönüş? İsrail'li bir modelle yani. Evlendi mi, evleniyor mu diye haberlerini verdik. Üstüne Şeyma Subaşı'yla, kızıyla, Melisa'yla bir fotoğraf geldi. Bir izleyelim. İzleyelim. Yeminler edildi, sözler verildi. Bir barışma olur mu? Çünkü bir küs bir barışma. Sansasyonel aşklarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mido arasındaki küslük bayramda sona erdi. Ayrılık yaşadınız, sizden öğrenseydik işin aslında nasıl oldu? Her işte hayır vardır, ben ona inanıyorum. Ayrılıklarıyla çok konuşulan ikili yeniden bir araya geldi. Çifti Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa'nın fotoğrafı ele verdi. İşte detaylar. Şeyma Subaşı eski eşi Acılı Can'ın ayrıldıktan sonra hayat tarzı, paylaşımları ve birliktelikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya fenomenlerinden olan Şeyma Subaşı, Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra önce Guido Senya, ardındansa Mısırlı Mido ile uzun süreli birliktelikler yaşadı. Mido ile birlikte olmaya başladıktan sonra Miami'ye yerleşen Şeyma 2 yıl boyunca inişi çıkışı ilişkisiyle Türkiye'de çok konuşuldu. Mido'nun milyarder olduğu iddiaları, evlilik teklifi, lüks hediyeler, çocuk aldırma iddiaları magazin manşetlerinden düşmedi. Şeyma Amerikan rüyasından uyandı. Ünlü güzel yaklaşık 2 yıllık ilişkisini noktaladı ve Türkiye'ye geri döndü. Nasılsınız? İyi günler, sağ olun. Teşekkürler. Nasıl gidiyor? Hoş geldiniz Türkiye'ye tekrardan. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ayrılan Şeyma'nın Mido'yu arkadaşlarının şikayet etmesinin sebep olduğu iddia edildi. Bir ayrılık yaşadınız. Sizden öğrenseydik işin aslında nasıl oldu? Her işte hayır vardır. Ben ona inanıyorum. Hayırlısı böyle. Tekrar işte, bir barışma olur mu? Çünkü bir küs bir barışık. Yok, olmayacak. Olmayacak. Ayrılık sonrası Mido'nun sosyal medya paylaşımlarındaki göndermeler olay olurken Şeyma'nın Hakan Sabancı ile yakınlaşması aşk iddialarını alevlendirdi. Önce bir düğün, sonra davete birlikte katılan ikilinin muhtemel aşkları Arzu Sabancı'nın vetosuyla başlamadan bitti. Bayramda soluğu Fransa'da alan Şeyma, kızı Melisa ile Paris'ten paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekti. Biz barışmayı Melisa'nın fotoğrafı belgeledi. Mido'nun Melisa ile çekilen görüntüleri sosyal medyaya düştü. İkilinin Paris'te bir otelde birlikte kaldıkları iddia edildi. Evet.
Evet, Şeyma ve Mido ilişkisi sansasyonel bir ilişki biliyorsunuz ama onların aşklarından çok lüks hediyeleri konuşuldu. Hep lüks tatilleri konuşuldu. Bir Mido'dur girdi hayatımıza Şeyma'dan sonra. Vallahi şimdi. Ve yine barıştılar. Barıştılar. Neden? Şeyma. Bir kıskançlık mı sebep oldu bu yeniden barışmaya? Hani bazen ilişkilerde öyle olur. Araya yeni biri girdiği zaman bir kıymete biner o kişi. Bir daha görüşürler. Şimdi böyle Şeyma Hakan Sabancı ile görüntülendi. Mido İsrail modelle işte adı çıktı, evlenecek dedi, o dedi, bu dedi. İki tarafta bu kadar farklı insanlarla yazılıp çizildikten sonra görüyorum ki bir araya gelmişler. Ben bu ilişkinin bir PR çalışması olduğuna artık hani kanaat getiriyorum ve düşünüyorum. Bu sebepten dolayı da Şeyma'nın bende konuşulacak manasız ilişkileri, manasız davranışları, algılayamadığım hayat görüşü, yani hiçbir şeyini algılayamıyorum ben Şeyma'nın artık. O yüzden de bu konuyla alakalı yorum da yapmak istemiyorum. Mido ile arasında hiçbir olan... Hiçbir resim paylaşmadılar. Hiçbirimiz bilmiyorduk ama Paris'te Melisa'yla yani... bir videosu yayınlandı. Artık herkes tanıyor onları yani. İlla ki biri çekecek orada yani. Melisa'yı da Türkiye tanıyor. Mido'yu da artık Türkiye tanıyor. Vallahi Mido ile arasındaki olan şeyin ben tamamen bir reklam olduğunu düşünüyorum. PR çalışması olduğunu düşünüyorum. Ya bir PR olmaz ya. PR... Yani bu nedir yani? Yani ya şarkıcı falan değil ki PR yapsın. PR değil de bu bence. Bence Mido'nun çok hoşuna gitti Şeyma'nın şöhreti. Tabii. Yani bayağı hoşuna gitti gibi gözüküyor. Kesinlikle. Çünkü yani her şeyin üstü örtülüp kapatılabiliyor ve her şey hiçbir şey olmamış gibi devam edebiliyor. Birbirlerine o kadar ağır cümleler etmelerine rağmen değil mi? Ağır cümleyi çocuk geçtik ya. Çocuk faturalarını falan paylaşmıştı. Başkalarıyla aldım, göründüler aldım, artık. Aldım, başkalarıyla göründüler, yazıldılar, yani çizildiler. Yani bu ilişkiden siz ne bekliyorsunuz? Yani ne manasız bir şey bu. Yani bunun artık hani nasıl söyleyeyim, saygı duyulacak, hoş görülecek bir tarafı olamaz. Ve ayrıca Şeyma'nın o kızıyla da, yani küçücük kızıyla da yani bu tür haberlere maruz kalmasına da gerçekten üzülüyorum. Sosyal medyada en çok konuşulan o. Yani o kızın orada o adamla ne işi var? Kucağında ne işi var oturuyor yani? Ne işi var şeklinde. Ne işi var? Gerçekten ne işi var ya? Sen git ne yaşıyorsan yaşa. Bu Şeyma'nın hatası tabii. Evet. Manasız yani. Şeyma'nın ya o yüzden onu dile bile getirmek istemiyorum artık. Yani dile getirip onu adamla, gündeme bile getirmek istemiyorum. Evet, adamla sen baş başa git tatile. Git. Nereye gidiyorsan git. O kızı niye kızın yanında taşıyorsun? Kızın ne işi var? Sosyal medyada en çok konuşulan, halkın en çok bozulduğu kızdı. Konu bu. Niye çocuğu taşıyorsun yanında şeklinde? Yani ben Şeyma'nın gerçekten hayat görüşünü ve hayat tarzını algılamakta güçlük çekiyorum. Yani bir görüşü, bir hayat tarzı olduğunu da düşünmüyorum. Kafasına göre yaşıyor ama lütfen şu çocuğu artık kendi şeyine alet etmesin ya. Şeyma parayı çok seviyor belli. Bu çocuk da biz dolandırıcı falan ithamlarında da bir zamanlar burada yorumlarında da bulunduk. Çünkü yazılıp çiziliyordu. Araştırdık ama parayı bir şekilde buluyor. Nasıl buluyorsa buluyor. Şimdi bu Paris'te kaldıkları... Ben de kripto para falan muhabbetleri duydum. Öyle çok aileden zengin de bir kişi değilmiş. Evet, Paris'te kaldıkları otel odası, otelin en ucuz odası 2000 euro. Yani 35-40 bin lira. Onların kaldığı suitler 70 bin lira ile 100 bin lira arasında. Seda Sayan kocasıyla o otelde kaldı. Türkiye'den de en zenginler gittikleri zaman o oteli tercih ediyorlar. Ender Mermerci orada VIP davetler veriyordu gittiği zaman. Hatta yıllar önce Ender Mermerci'nin bir yıl boyunca orada suitinin hep ona ait kapattığı suiti söylenirdi bir zamanlar. Yani çok para harcayan bir adam. Şeyma Subaşı için de devamlı para harcıyor. Yani para harcasın, yani para harcasın ne olursa olsun bir ilişkinin kalitesi olur ya. Yani ben bu ilişkide bir kalite göremiyorum. Kalite göremediğim gibi de yani sen kalkıp evlen ancak hani şimdi ben de bir anne olarak görüyorum, bakıyorum olaya da bir kız çocuğum var benim de. Yani ben evlenmeyeceğim bir erkeğin kızımla bu kadar samimi
bir pozisyonda, tatillerde, orada burada sokmam yani. Şimdi, sokmamalı. Bir şöyle söylemek lazım aslında. Şeyma Subaşı bize burada röportajlarda ne anlatırsa anlatsın, bizim için geçerli olan onunla ilgili kanaatlerimiz olması lazım. Bizim için geçerli olan Şeyma Subaşı tanımının bizim onunla ilgili kendi kanaatimiz ne, ona bakmamız lazım. Şimdi Şeyma Subaşı istediği kadar bize burada kendisini geldiği zaman, televizyonda oturduğu zaman, röportaj verdiği zaman iş kadını, idealleri olan işte yurt dışına açılmak, istediği kadar bunlar fasafiso. Bizim gördüğümüz para harcamayı seven, su gibi para harcayan, paranın kaynağını bilemediğimiz paraları harcayan bir insan, bir kadın Şeyma Subaşı ve gezmeyi, partilemeyi, eğlenmeyi, bu değişmez. Şeyma Subaşı'nın ben ciddi bir evlilik düşündüğünü, çoluk çocuklu bir aile sahibi olmak istediğini falan da hiç zannetmiyorum. Öyle olsaydı zaten evliliğini bitirmezdi kocası. Şeyma Subaşı bu. Yani bunu böyle kabul ederiz, etmeyiz. Ama Şeyma Subaşı bu. Parayı seven, para harcattığı için sevgilisinin onu terk ettiği halde tekrar dönüp ona ilişkiye bir yerden devam eden. Ne söylüyordur acaba barışmak için? Neler konuşuyorlardır acaba? Medo'nun da çok öyle yani prensipli falan bir adam olduğunu zannetmiyorum. Birbirlerini bulmuşlar. Ben de kesinlikle. Birbirlerini yani bulmuşlar. Medo güvenilir zaten değil yani. Ama kendilerine göre birbirlerinde bulduğu bir özellik var. İkisi de birbirine benziyor bence. Benziyorlar, İkisi de evet. Birbirine benziyor. Evet. Ama ben tek takıldığım şey çocuk olayı. Yani Şeyma genç bir kadın, tabii ki bir erkek arkadaşı olabilir, hayatında biri olabilir ama bir o kadar da kamuoyuna ve halka mal olmuş bir kadın. Dolayısıyla yaptığı her hareket, yaptığı her şeyin bir kalitesi olması gerektiğini düşünüyorum. Acun Ilıcalı gibi. Güne kadar yaptığı her şeyde bir kalite olduğunu düşünüyor musun? Düşünmüyorum işte. Yani bu ilişkide de bir kalite yok. O yüzden konuşmaya değecek bir şey bulamıyorum. Yani şimdi ne diyeyim? Ben onun hayat görüşünü gerçekten algılayamıyorum. Tamam özgürlük, tamam işte... Onun yaşam tarzı. Yaşam tarzı öyle ama bilmiyorum ya gerçekten. Artık yorumlayamıyorum ama ben. Ama şimdi öyle bir şey yol açtı ki onun ekolinden giden... Binlerce kız var şu an. İşte o acı ve kötü. Çalışmadan her gün partileyim, giyineyim, süsleneyim. Her şeyin her sonuna gün bir yerde bakacaksın. Bakalım. Haftanın 7 günü. Şeyma'yı nasıl bu bir şey bekliyor? Bu bakış açısında kızlar var türedi. Çünkü yanlış, bu kolay yanlış. Geliyor. Bu yaşam hiç tarzı. Hiç kolay değil. Bak ama en zor yaşam tarzı bu. Çok güzel, hepimiz yapabiliriz. Hayır ama. Hayatım en zoru bu. Çünkü sen bir erkeğin merhametine, bir erkeğin gücüne bağımlı oluyorsun. Tabii o adam gittiği zaman hayatından ne oluyor? Anlatabiliyor muyum? Bence karıların yazıyor işte. Aha, geri dönmek için. O hayatın içinde değerli izleyiciler, her türlü pislik var. Her türlü pislik var. Şeyma Subaşı'nın bulunduğu bu şaşalı hayatın içinde her türlü pislik var. Evlatlarınızı uzak tutun o hayatlardan. Uzak tutun. Aman ha, aman aman genç kızları koruyun. Aman. Şimdiki... Yani güzellik var, parıltı var, yaldız var, nereye yıldız kadar? Var, marka var, her şey var ama nereye paralelinde kadar? Onunla beraber tuvalete gittiğin zaman burnuna yapanlar da var. Oy, oy, her oy. Ortamda var orada bu. Her ortamda var. Bu kadarını söyleyeyim sadece. Yani o tür ortamların hepsinde bu var. Şeyma Subaşı uzak duruyordur. Tamam, olabilir ama uzak duramayan o kadar çok genç var ki. Daha ne kötülükler var. Yani daha ne kötülükler var. Hani örnek gibi değil, sadece böyle bir olay yaşanmış. Yani ne? Ya bu olay doğru bir olay değil. Aynen. Doğru bir olay değil. Kesinlikle bunu belirtelim. Bu üçümüz kesinlikle tasvip bu edilecek konuda. Bir tabii olay canım. Değil. Kalkıp sen başka insanlarla adın anılacak, o orada evleniyorum diyecek, bu burada biriyle yazılacak, çizilecek, ondan sonra bir araya geleceksin. Ne oldu? Hiçbir şey olmamış gibi. Olur mu böyle bir şey ya? Şimdi bir saygınlığı itibarı hiçbir şey kalmaz. Yani zaten kimsenin böyle bir inancı da kalmaz. Kalmadı. Onca şey söyledikten sonra. İtibarsız bir ilişki yani. Tabii. Peki, tabii. Ebru Gündeş'e eski eşi Reza Zarrab şok eden bir dava açmış. Bir izleyelim, üzerine yorumlayacağız.
olay, olay, olay. Reza Zarrab'tan eski eşi Ebru Gündeş'e bomba hamle. Kızları Lara için mahkemede savaş verecekler. Reza Zarrab'tan çok konuşulacak velayet hamlesi. Kızı Lara'nın velayetini almak için neden böyle bir hamle yaptı? Ebru Gündeş'in bu hamleye cevabı ne oldu? Geçtiğimiz yıla ayrılıklarıyla damgasını vurmuşlardı. Reza Zarrab'la Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'de birlikte jüri üyeliği yaptığı Hadise'nin aşk yaşadığı iddiaları ihanet bombasının pimini çekti. Ebru Gündeş Reza Zarrab'ı affetmedi. Ne Hadise'yle ne de Reza Zarrab'la görüşmeye devam etti. Hadise'nin bu olaylar sonrası Kaan Yıldırım'la olan aşkı sallantıya uğradı. Kaan Yıldırım Hadise'yle yollarını ayırma kararı aldı. Bu herhalde bu mesleğin bir cilvesi. Bir tek ben maruz kalmıyorum. İşte o tıklanma mevzusu, ilgi çekici başlıklar. Artık alıştık biraz. Hadise yeni çıkardığı Hay Hay şarkısıyla Kaan Yıldırım'a son göndermesini yaptı. Boşanma olayının ardından Reza Zarrab Amerika'nın yolunu tutarak adeta sırra kadem bastı. Ebru Gündeş ise O Ses Türkiye'deki işine devam ederken kızı Alara ile de vakit geçirdi. Ancak geçtiğimiz aylarda programımızın ortaya çıkardığı Rassan Koşnav aşkı deprem etkisi yarattı. Ebru Gündeş genç iş insanıyla yeni bir aşk yaşarken hiç beklemediği yerden şimdilerde darbe yedi. Reza Zarrab 10 yaşındaki kızı Alara'nın velayetini almak için harekete geçti. Zarrab ayrıca Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nden duruşmaların gizli yapılması için de karar aldırdı. Bakalım Ebru Gündeş'in Zarrab'ın bu hamlesine cevabı ne olacak? Niye? Neden şimdi? Niye alıyorsun sen velayeti? Hayırdır? Ne oldu? Sevgili yaptı ya Ebru Gündeş. Sevgilisi çıktı yapamaz ya. Yapamaz mı? Olamaz mı? İşte bu kadın orada bir yani sevgisi. anne diye ki çok da iyi bir anne Ebru. Ona yani net diyecek hiçbir şeyimiz yok. Bir kere kendi kızını korumasından belli ne kadar iyi bir anne oldu. Ki bu kadar ünlü bir kadın, bu kadar halk tarafından sevilen bir kadın olmasına rağmen bir kare resmini çocuğunun gördük mü bugüne kadar? Asla hayır, görmedik. Yok. Çok iyi koruyan bir anne çocuğunu. Sen şimdi yemediğin halt kalmıyor Reza. Onunla bununla geziyorsun, dolaşıyorsun. Bu kadına her türlü ihaneti yaptın. Adını her türlü zor durumda kalmadı. Her Amerika'ya giden seninle anılır oldu. Herkesi zan altında bırakır oldun. Yetmedi şimdi. Kadın hayatına aldı mı almadı mı onu bile bilmiyoruz tam olarak. Aldı biliyoruz. Yani ya, biliyoruz. Aldı. Alacak tabii ki sağlıklı aldı. Bir kadın bu hayatında aldı, bir erkek olacak yani olabilir. Aldı değil mi? Yani bir insana yas mı tutsaydı? Konuştuk yani burada. Bir iyi bir anne olmak demek yani zaten Ebru'da bu iyi anne olma özellikleri var. Kalkıp da sen şimdi ne oldu da velayetini istiyorsun? Yani sevgilisi oldu diye rahatsız mı oldu? Olmuş olabilir mi sence? O zaman dönüp bir insan kendine bakacak. Bu kadına yapmadığı şeyi bırakmadın sen. Arkadaşlarıyla birlikte oldun, yetmedi. Türkiye'yi dolandırdın, zor durumda bıraktın Ebru'yu. Burada kaçtın gittin kızınla, eşini bıraktın gittin. Bir de hangi yüzle sen şimdi bu çocuğun velayetini istiyorsun? Ne yapmış bu kadın? Çocuğunun neyini eksik etmiş? Çocuğunun hani ne yapmış olabilir? Neyin hırsındasın sen? Neyin şeyindesin? Pardon. Bazen erkekler bunu eşlerine karşı kullanıyorlar ya. Hani çocuğuyla, çocuğunu göstermemekle hatta tehdit edebiliyorlar. Ki bu ilişki haberinden hemen sonra velayet davasının açılması. Ya ben açıkçası bir velayet davası olduğunu düşünmüyorum bunun. Yani düşünmek bile istemiyorum. Açmış yani, ama ya. Açmış. Ama velayet olduğu kesin mi? Evet. Açmış. Allah çocuğum, Allah. Çocuğumun velayetini istiyorum. Çocuğumu istiyorum yani. Ya Ebru'nun canını acıtmak derdi. Şimdi Ebru'yu vurabileceği tek silahı çocuğu. Ayıp be. Ayıp. Vallahi ayıp. Hiçbir erkekliğe, hiçbir babalığa yakışmaz. Hani bazen diyoruz ya bazı baba kadınlar. Baba isteyemez mi çocuk yanımda olsun diye? Niye ya öyle diyorsun? Ya nasıl isteyecek? Kusura bakmasın mi? Yani bu çocuk. Çocuk bu çocuğun biraz da benim yanımda dursun. İsteyemez mi? İsteyemez tabii ki de. İsteyemez. Şu koşullar böyle bir baba profiliyle isteyemez tabii ki. Yani nasıl yaşayacak? Bir kere bir çocuk en iyi annenin yanında yaşar büyür. Yanında farklı kadınlar. Amerika'da tanımadığı bir yer. Bir, çocuk bir yani adam nerede olur. Belli değil. Ne yaptığı evet. Belli değil. Mümkün değil yani o çocuğun psikolojisinde düşünmek lazım. Şimdi şöyle de olmuş olabilir.
Reza Zarrab'ın da çocuğu görme hakkı var ya. Görüyordur. Ebru kesin belki, götürüyordur. Belki Ebru göstermiyordur, göndermiyordur, götürmüyordur. Yani Ebru da habire New York'a mı uçacak, Miami'ye mi uçacak? Yani bu koşulları belki, kendi yarattı Reza, kusura Reza, bakmasın. Belki Reza diyordur ki ben avukatıma ya da işte mürebbiye mi yollayayım, o eşlik etsin, çocuğumu benim yanıma getirsin. Kusura bakmasın, bu, o da ülkeyi, göndermiyordur. Bu ülkeyi dolandırıp kırmızı bültenle aranılan bir adamın yanına da çocuk gönderilmez. Kusura bakmasınlar. Yani ben yine de Ebru'nun bu konuda hassas olduğunu düşünüyorum. Çünkü evladına çok düşkün bir anne. Kesinlikle o bir dönem videoda da gördük. Kızı için eşini nasıl koruduğunu ve ağladığını, kızımın babasız büyümesini istemiyorum diyen bir kadındır Ebru Gündeş. Yani, şimdi Ebru Gündeş çocuğunu babasının yanına göndermiyor diye bu davayı açtığını farz edersek, buradan nasıl bir sonuç elde edebilir Reza Zarrab? Mahkeme Ebru Gündeş'e şu günlerde şu uygun bir şekilde çocuğunu görsün. Babası diyecektir mutlaka. Her babanın hakkı bu. Suçlu da olsa hakkı. Ben, yani bizim gözümüzde tabii ki suçlu ben da. Ben Türk mahkemelerinin böyle bir velayeti babaya verme gibi veya görme gibi bir bu da bir ayrı bir skandal olur. Yok, babaya velayeti verilsin demiyorum zaten. Ama babanın da görme hakkı var bir şekilde bunu da yerine getirmesi. Ya nasıl görecek bu adam kırmızı bültenler öyle gelsin görsün o zaman çocuğunu. Gelsin görebiliyorsa görsün. Gelsin burada görsün. Türk adaletine sığın. Kaçmasın. Kaçma Türk adaletine sığın evet. Çocuğunu görmek istiyorsan. Görmek istiyorsan gelsin görsün. Burada cezaevinde görürsün. Getirirsen görüş günlerinde götürür Ebru. Evet öyle olur. Yani öyle her olur. Şeyin bir bedeli var Bilal Beyciğim. Öyle olur evet. Yani yediği hurmalar gelir seni tırmalar. Evet, öbür türlü göremeyecek çocuğunu. Yani kusura doğru. Bakmasın. Kendi hazırladı. Bilmiyor muydu sonuçlarının böyle ağır olabileceğini, ailesini kaybedebileceğini, hayatını, yaşadığı yeri. Yani. Demek ki canı yanıyor. Her şeyin hesabını yapanı da demek ki canı yanıyor. Demek ki kalbi acıyor çocuk hasretiyle. Demek ki canı yanıyor ki bunu yaptı yani. Çocuğunu çok özlüyor demek ki. Çocuğunu özlemiyor. Neyi özlüyor? Ebru Gündeş'in canını yakmak amacı. Öyle mi diyorsun? Aynen öyle diyorum ben. Ebru Gündeş'in canı daha ne yakacak ya? Daha nasıl yakacak? En yakın arkadaşlarıyla üzdü Ebru Gündeş'i. Bugüne kadar çocuğu ne kadar boşandı? İki yıl oldu mu boşanalı? Oldu. İki yıldır aklı neredeydi? Şimdiye kadar yakmayan şimdi niye yapıyor madem amacı öyle? Amacı Ebru'nun canını yakmak. Bu haber Hasan Koçnav'la ilişkisi ortaya çıkınca. Tabii canım. Resimleri ortaya çıkınca. Onda bile samimi değil adam ya. Boşanmadan önce Ebru Gündeş götürüyordu çocuğunu arkadaşlar. New York'a da götürüyordu. Miami'ye de götürüyordu. Babasıyla götürüyordu. Evet. Televizyonda görüyorduk. Evet. Alıyordu çocuğunu. Kadın sürekli Amerikalara gidiyordu Evet ne zaman Türkiye'yi sattı orada Reza Zarrab. Ondan sonra i̇şte boşanma gerçekleşti. İşte hadise iddialarından sonra çat diye bitti. Evet, boşanma gerçekleşti. Ve bitti. Bence bu olay Ebru Gündeş, şimdi bak bu Reza şey neydi o en son birlikte olduğu Ebru'nun? Yakışıklı çocuğu söylüyorsun. Ebru'dan 15 yaş küçük. Rassan Koçnan'la Reza arkadaşlar. Arkadaşlar. Öyle mi? Tanışıyorlar. Tabii, tanışıyorlar. Arkadaşlar. Şimdi tanışmak başka hani merhaba arkadaşlık yakınlık başka. Ya arkadaş olduklarını duydum ben. Bak duyduğum şey şu arkadaş olduklarını duydum. Yani arkadaş oldukları için de tabii Reza burada kendine göre canı yandı ve canı yakmanın peşinde. Yani Reza neler yaptı ona bakarsanız Ebru Gündeş'e. Ne arkadaş kaldı ne şey kaldı tabii partner kaldı. Yani Reza son konuşacak insan bence. Hiç boşuna bu hamleleri yapıyor. Gelsin teslim olsun. Bakalım adalet nasıl karar verecek merak ediyorum. Peki adalet vallahi. Bülent Ersoy ile devam edelim. Bir mezarlık polemiğidir aldı başını gitti biliyorsunuz. Evet. Yine bu haberimizle alakalı çok iddialar var. İzleyelim yorumlayacağız. Hı hı. Viral olan video ile başlayan mezarlık polemiği yeniden alevlendi. Sen sultanın da ertesi olma. Daha büyük yapacağız. Daha önce mezar yerinin belli olduğunu açıklayan Bülent Ersoy şimdi de vasiyetini açıkladı. İddialar şok etti. Efendim evet belli. Ya. Diva yıllar önce kanlı bıçaklı olduğu Gülşen'den ne istedi? Sosyal medyada neden tepki gösterildi? Müslümanlarıma karşı daha çok yakın.
magazin gündeminde bir mezarlık polemiği aldı başını gitti. Çok derdin mi? Yok, standart. Ben şey, ne olacağım? Yukarı çık, yukarı çık abicim. Standarta sığmam. Çekin daha büyük yapacağız. Bülent Ersoy'un babasının cenazesinde yakın dostu Fevzi Siverek'le arasında geçen diyalog aylar sonra gündeme geldi. Ben şey, ne olacağım? Yukarı çık, yukarı çık abicim. Standarta sığmam. Çekin daha büyük yapacağız. Videonun popüler olmasının ardından Ankara'da konuşan Bülent Ersoy o görüntü hatırlatılınca mezar yerim belli dedi. Ah, Sayın İçişleri Bakanı'ndan istirham ettim. Efendim evet belli. Ya. Amin. Hepimize hep beraber olsun. Cenaze töreninde Bülent Ersoy'un yanında olan Fevzi Siver'in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Bülent Ersoy kimdir beni yalanlayacak? Yani Bülent... Bülent Ersoy beni yalanlayabilecek cürete şeye sahip midir? Asansörlü ve 1,5 milyon Türk liralık mezar iddiasına Divo ateş püskürdü. Karşılıklı açıklamalarla iki eski dost arasına kara kedi girdi. Bülent Ersoy'a soru ben mi soruyorum, kendisi mi? Orada kara şey kızıl derenler boğa gibi oturmuş. Ben buraya sığmam ki. Ey abla seninkini büyük yaparız diyoruz. Bir sene sonra da birisi çıkıyor bunu yayınlıyor. Mezarlık polemiğinde gerilim düşerken vasiyet iddiası ortalığı karıştırdı. Mezar yeri belli olan divanın vasiyetinde açıkladığı iddia edildi. Ünlü sanatçının 2011 yılında verdiği vasiyetine göre ilk dinlediğinde gözünden yaş geldiğini belirttiği Aşktan Sabıkalı şarkısının Gülşen tarafından mezarı başında okunmasını istediği iddia edildi. O günlerde vasiyet konusunda doğrular nitelikte açıklamalarda bulunan Gülşen, Ersoy'un kendisinden talebi hakkında Londra'dayken bir gece Bülent Ersoy'u arayıp evladım nerede benim şarkım diye sordu. O gece uykumdan bir anda uyandım, şarkıyı yapıp bitirdim. Döndüğümde Bülent Ersoy'a dinlettim, çok beğendi. Hatta hayatımın parçası, öldüğümde mezarında bu şarkıyı çalın dedi şeklinde konuşmuştu. Evet, Bülent Ersoy demiş ki benim mezar yerim belli. Gülşen'den de mezarın başında Aşktan Sabıkalı şarkısını söylemişsiniz. Söz müzik. Yalnız Gülşen ne kadar evrilmiş ya. Söz müzik Gülşen içerisinde. Tabii şarkıda. Evet. Ne kadar evrilmiş var ya. Yani şarkı anlamlı şarkı tabii. Bülent Ersoy da kendini herhalde aşkla çok haşır neşir olmuş olarak sayıyor hayatı boyunca. Ve aşktan dolayı da suç işlemiş, aşktan dolayı da günaha girmiş, aşktan dolayı sabıka almış bir insan olarak görüyor demek ki. Aşktan sabıkalı. Gülşen'e de herhalde şimdi bir sanatçı bir söz yazarına şarkı istediği zaman sorabilir söz yazarı nasıl bir şey arzu ediyorsunuz, içinizden geçen bir şey var mı diye. O da herhalde Gülşen'e öyle anlattı. Yani ben çok aşk yaşadım. Kabahatlerim oldu, yanlışlarım oldu. Ama hepsiyle de barışığım. Fakat aşktan da kendimi sabıkalı görüyorum gibi. Herhalde anlattı ki Gülşen de bu güzel şarkıyı yazdı. Ve o şarkıdan kopamıyor. Bunu 9-10 sene evvel yaşadılar Gülşen'le Bülent Ersoy. Bu konuşmayı, şarkının bestelenmesi 10 sene oldu değil mi? Tabii olmuştur. Çok eski bir oldu, şarkı. Evet. Ama çok da güzel bir şarkı. Kopamıyor. Mezarında da bunu mu söylesin dedi? Evet öyle demiş. Evet vasiyet etmiş. Vasiyet etmiş. Mezarıma gelsin bunu söylesin. Evet. Ya. Ya Bülent Ersoy. Mezarın başında okunsun demiş bu şarkıyı. İlk dinlediğinde ağladığı bir şarkıymış. Bu aralar Bülent Ersoy'u çok farklı duygular içerisinde olduğunu hissediyorum. Mesela? Yani kendini nasıl söyleyeyim? Ya çok yakınlarını arka arkaya kaybetti. Hani artık oldu, sıra evet. Bana mı geliyor? Yani çok duygusal görüyorum kendisini. Dostlarına karşı hassas görüyorum. Bilmiyorum ya. Çok kıymetli bir sanatçı. Allah ona sağlık saat afiyet versin. Amin. Hep güzel şarkılarını dinleyelim. Divanımız. Yani çünkü gidenler bir daha geri gelmiyor. Gelmediği gibi de yerine konulamıyor o değerlerin hiçbir şeyi. Bak biz Zeki Müren'i koyabildik mi? Hayır. Ne kadar geçti? Şimdi bazı isimler o kadar nevi şanslı münasır ki. Ne bir benzeri var ne yorumuyla ne görseliyle. Tabii canım. Yani o tek bir tane.
Tabii ama tabii şöyle bir gerçek var ki ben öldüğüm zaman mezarımda şarkı söylenmesin değil, dua okunmasını isterim. Yani Bülent Hanım bu kadar inançlı bir insan, neden bunu söylemiş onu da algılayamadım açıkçası. Yani şarkı söylemek ne ya? Bana dua okusunlar bol bol. Dua okunsun yani. Zaten bizde mezar başında şarkı söylemek gibi yani bir adetimiz yok ben bizim yani. Bilemiyorum. Bülent Hanım'ın bu aralar kafası biz karışmış gibi geldi bana. Duamızı ederiz yani. Tabii öyle bir... Bizde öyle bir şey yok. İslam dininde öyle bir şey yok. İslam'da böyle bir şey yok ama hani Hristiyanların falan farklı adetleri ya, var tabii. Benim ahiretimde bana dua lazım ya. Şarkıyı ne yapayım ben? Çok güzel söyledin ya Pınar. Evet. Çok bence güzel de. Söyledin. Çok güzel bir şeye değindi. Bülent Ersoy bir de şöyle bir vasiyeti vardı benim hatırladığım kadarıyla. 500 bin dolar değerinde bir yüzüğü vardı. O yüzükten bahsederken beni bu yüzüğümle gömsünler öldüğüm zaman öbür tarafta parıl 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 diyeyim demişti. Evet, evet böyle bir şey söylemişti Bülent Hanım. Kendisi de bağlanıp yani bu, bütün bu konuştuklarımızla ilgili görüşünü de isterse dile getirebilir. Demek ki dediğin gibi çok duygusal bir zamanı. Kafası karışık bu aralar. Bir, evet. Yani bir kafa karışıklığı yaşıyor. Çünkü normalinde inançlı bir insandır da kalkıp bu tür demeçleri verebilecek biri değil. Yani düşünsenize yani mezarda şarkı söylemek. Yani algılayamıyorum. Acaba birisini çok sevdi de olmadı mı? Olmadı mı? Bülent Hanım olmadı mı acaba? Aman olsa acaba, ne olur, olmasa ne olur? Dünyanın mı? Sonu mu? Yani Bülent Hanım kendisini sevsin, onu sevenleri sevsin. Bir sürü artık sevenleri sevemez var. Sevemez mi? Neden öyle diyorsun ya? Bülent Hanım da yani niye insan her yaşta sevebilir? Şey bu kadar melankolik, bu kadar melankolik davranmanın lüzumu yok. Ya niye öyle diyorsun yani ya? Ben, lütfen ben, ya. Her insan her Bülent yaşta sevebilir ya. Güçlü görmeyi seviyorum. Güçlü. Güçlü olmalı o. Yani aşka, o bizim divamız. Aşka yenilmek, güçsüzlük değildir ki. Aşk insanı İnsanidir. Bazen kendine rezil ettiren bir şeydir. Hayır efendim, Bülent Ersoy için rezil oldu diyemez. Nasıl diyebilirsin ama ya? Bak, nasıl bu, diyebilirsin bu, ya? Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Nur Yerlitaş'ın bir lafıdır söylediğim laf. Ah Pınar'cığım derdi. Aşk bazen insanı kendi kendine rezil ettiren bir duygudur derdi. O yüzden aman aşktan uzak dur derdi bana. Yani şimdi onu hatırladım ben. Kesin divamız da bunu biliyordur. Çünkü rahmetli Nur Yerlitaş'la çok aşırı neşirdiler. Size diyorlar bir şey çok merak ediyorum, evet. Sormam lazım. Aman işte yolun başındayken şöhret basamaklarına tırmanırken işte aşık olmayın, kimseyle bir ciddi ilişkiniz olması falan diyorlar mıydı? Ya sen ne diyorsun, benim mıydı? 5 yıl aşk yasağım vardı. 5 yıl hayatıma kimseyi alama yasağım vardı. Sözleşme benim. İmzalarken var mıydı? Vardı. Aşk yaşayamaz. Hadi evlenemezsin. Evlenemez. Aşk yaşayabilir misin? Yok, o da yoktu. Onu da tasvip etmezdi. Yasak. Çünkü derdi ki rahmetli Fahrettin Aslan, kafanı karıştıracak hiçbir şeyin içerisine girmeyeceksin. Evet ama Bülent Ersoy için serbest. Dilediği gibi aşk yaşayabilir. Her şey yıldırım içinde Kınamayın. Serbest. Daldan dala, daldan dala. Bak yeni nesile hiç duruyor mu? Bir orada, bir orada. Şimdi de Pınar Deniz'i aşk iddiasında. İzleyin. Hadi izleyin. Magazin dünyasının güzel oyuncularına yıldırım çarpıyor. Hadiseyle ayrıldıktan sonra adı birçok güzel isimle anılan Kaan Yıldırım'ın hızına kimse yetişemiyor. Çağla Şikel iddiaları, Hande Erçel ilişkisi, Tuğçe Açıkgöz, Sıla Türkoğlu derken Kaan'dan yeni aşk hamlesi. Kaan Yıldırım bu sefer kiminle aşk yaşıyor? Kim bu şanslı güzel oyuncu? Magazin dünyasının çapkın oyuncusu Kaan Yıldırım'ın hızına yetişebilene aşk olsun. Evlilik hayalleri kurduğu sevgilisi Hadise'nin isminin Reza Zarrab'la anılmasının ardından aşka adeta küsen oyuncu. Şimdilerde yarılarını sarmakla meşgul. Hadise ile ayrıldıktan sonra adı türlü türlü güzel isimle anıldı Kaan Yıldırım'ın. Çağla Şikerli bir tatilde yakınlaştığı iddia edildi. Kerem Bürsin'in ilişkisini noktalayan Hande Erçel'le aşkı belgelendi. Ancak bu aşk uzun ömürlü olmadı. Beyefendi buyurun. İyi geceler kazansın biraz. Haydi hocam. Hande Hanım merhabalar. Biraz konuşsaydın. Hande Hanım, Kaan Bey'le yeni bir aşk mı?
Ayrıca Açıkgöz ve Sıla Türkoğlu gibi güzel isimlerle de adı anıldı oyuncunun. Ancak hiçbir aşkta yüzü gülmedi anlaşılan Kaan Yıldırım'ın. Fakat Kaan Yıldırım son bombasını fena patlattı. Hem de çok tanıdık bir şekilde. Hatırlarsanız ilk aşk hadisesiyle olan ilişkisi fotoğrafla ortaya çıkmıştı. Kaan Yıldırım'ın evinde çektirdiği fotoğrafı ortaya çıkan hadise Yıldırım'la aşkını böyle ilan etmişti. Boyunu sevdi, yeni aşkını küçük detaylarla duyurdu. Yargının güzel oyuncusu, adı partneri Kaan Urgancıoğlu'yla aşk iddialarına karışan Pınar Deniz'le birlikte yemek yedi. İşte bu fotoğraftaki bileklik ve güneş gözlüğü detayı yeni bir aşkı ortaya çıkardı. Ne dersiniz, bu aşk iddiası doğru mu? Doğruysa Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz ilişkisi uzun soluklu olacak mı? Bir şey arıyor. Ne arıyor ya? Yara bandı arıyor. Yeniden bazı duyguları yaşamak için erkekler böyle uzun bir ilişkinin ardından, hadiseden sonra değil mi? Onu az önce de konuşmuştuk. Pınar da aynı fikirde, zaten söyleyecekleri de var. Böyle farklı farklı isimlere yöneldi. Çünkü unutamayan bir erkek hep aynı kadını başka insanlarda arar. Ve çeşitli kendini, denemeler. Kendini kandırıyor. Kızları da kandırıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle olabilir mi acaba? Şimdi ben şunu düşünüyorum. Bakın. Kaan Yıldırım hadiseden sonra o kadar büyük bir yara ve darbe aldı ki istese de şu an toparlanması için zamana ihtiyacı var. Ben Kaan Yıldırım'ın yerinde olsam ne kendi ruhumu bu kadar yorarım, kirletirim ne de bir kızın, kadının günahına girerim. Çünkü o şu an sağlıklı düşünemiyor, sağlıklı kararlar alamıyor, alamadığı gibi de sağlıklı ilişkiler kuramıyor. O şu an kendine yara bandı arıyor. Yani onun hayatına girecek olan bütün ilişkilerindeki kişiler sadece yara bandı olacaklar ona. O yüzden kızlarımıza da buradan uyarayım. Temkinli olsunlar. Ama çocuğun da yapacağı bir şey yok. Çocuk çok büyük darbe aldı yani. Ve çok kötü de ayrıldılar. Çok kötü ayrıldılar. Kötü bir olay sonucu. Ve evlilikten dönülen bir ilişki. Evet. İnanıyorum ki şu da bir gerçek. Kaan hadiseyi çok sevdi. Çok aşıktı. Kolay bir şey değil. O yüzden de Kaan'ın biraz daha zamana ihtiyacı var. Sağlıklı bir ilişki kurabilmesi için. Biz bu yaz çok görürüz böyle daha. Çok ama görürüz. Şimdi siz Kaan'a acıyarak konuşuyorsunuz. Kaan masummuş gibi konuşuyorsunuz. Katılmıyorum. Çünkü Kaan acınacak bir durumda değil. Kaan bizzat kızları üzüyor. Kızların canını yakıyor. Ama nedenini Kaan'ı söyledim. Kaan'ı eleştirmek lazım. Yo, ben o nedene de katılmıyorum. Orada Kaan Yıldırım terk edilmedi ki hadise tarafından. Bir olay gerçekleşti. Bırakmak zorunda kaldı ama. Ama işte orada bir erkek orada öyle bir durumda bırakırken severek ayrılmaz. Orada erkek nefretle ayrılır. Nitekim birbirlerinden nefret ederek ayrıldılar. Hadise de bunu zaten yaptığı paylaşımla, Kaan Yıldırım'la ilgili attığı story'yle de belli etti. Kaan Yıldırım'ın kendisini üzdüğünden filan dem vurdu. Ve Kaan Yıldırım'dan bir erkek için söylemeyecek ağır sözlerle bahsetti. Çok üzücüydü o hakikaten. Onların ilişkisi kavgalı dövüşlü bitti. Dolayısıyla ben Kaan Yıldırım'ın hadise için üzüldüğünü, ağıt yaktığını zannetmiyorum. Kaan Yıldırım kendi kişiliğini ortaya koyuyor şu anda. Bir süredir kızlarla ilişkileriyle benim görüşüm öyle. Daldan dala, daldan dala. Yani Hande Erçelik'in söylediğimi onun için de söylemek durumundayım. Biz seni işinle görelim. Yani setlerde görelim, kamera önünde görelim. Ama o kızlarla gezmeyi, tozmayı ve kızların canını acıtmayı tercih ediyor. Yani, bu anlamda Can Yaman'ı geçti. Can Yaman'ın rekorlarını kırdı. Yani sıyrılması lazım artık bu durumdan. Kaan gerçekten çok hoş bir erkek. Her kızı da cezbedecek karizmaya da sahip. Maddiyatı da çok iyi. İyi bir ailenin, yani geliri yüksek düzeyde olan bir ailenin oğlu. Ama ben de gerçekten Kaan'ın oyunculuğuyla artık işiyle
anılmasını uygun buluyorum. Yani kendini aslında işine verse daha çabuk kendini toparlayacak. Şu an hani böyle bir kareye vurmuş gibi. Saldım çayıra, Mevlam kayıra hesabı yaşıyor ama. Halbuki o duygusal boşluklar işte de kapatılabilir. Bir meşguliyetle birlikte aklına bile gelmiyor ama hayatımda bir mi var yok mu, kariyerine odaklanmalı. Mu, olmasın mı düşünmüyorsun bile, işine gücüne bakıyorsun, o da bir meşguliyet oluyor. Katılıyorum tabii. Sana. Yani. Ama şu an iş güç de yok. Tabii yani. Ben sigarayı bırakmaya karar verdiğimde 32 yaşındaydım ve hayatımı değiştirmeye karar verdiğimde işime sarılmıştım. İşime odaklanmıştım. İşim sayesinde işime sarıldım ve işimle mutlu oldum. Sigarayı da bıraktım. Hayatımda da özel hayatımda çok büyük değişiklik yapmayı başardım işim sayesinde. Peki reklam arası, ardından devam edeceğiz. Evet, Kaan Yıldırım demişken eski aşkı Hande Erçel'de kesenin ağzını açmış. Ailesiyle birlikte konaklamak için 150 bin TL'yi gözden çıkarmış. Yani burada ailesine jest yapmış Pınar, değil mi? Yani güzel yapılır. Ama yani normal yap. Ailen 150 senin. Bin TL'ye ne yapmış? Ev. Alaçatı'da tatil yapıyorlar. Çok doğal, çok normal. Yani fiyat da iyi tutmuş ha. Git Bodrum'a bak, Temmuz, Ağustos sezonlukları 300'den başlıyor, 400'den başlıyor. Evet. Yapacak tabii vallahi ki bir Alaçatı'da insan. Alaçatı'da da fiyatlar korkunç. Daha yeni geliyorum. Yani her şeyi minimal düzeyde harcamaya çalıştım. Ve o beklediğimiz bayram yoğunluğu vardır ya. Evet. İnanın yoktu. Normalde sokaklarda yürünmemesi lazım değil mi? Evet, evet. Bayramda hani o ona çarpar. Alaçatı böyle dar sokakta. Evet. Hadiseye rastladın mı? Hadiseye. Böyle bir şey yok. Hadiseye rastladın mı? Rastlayamadım. Güle güle otursunlar. Başkalarına rastladım. Onu bir haber insan olarak niçin, yapacağız zaten. Niçin çalışır? Ailesi için, sevdikleri evet. için. Değil mi? Kendi ayakları üzerinde duruyor. Belli bir gelir düzeyi de var. Tabii çok ki ailesi paralar de, kazanıyor. Tabii ailesini de faydalandırtacak. Aferin. Vallahi tebrik ederim. Evet, çok iyi yapmış. Kendisi kız kardeşi de meşhur oldu. Blogger falan yapıyor. Bir de o da reklam alıyor. Tabii. Yani Hande'den sebep. O da ünlü oldu. Hı-hı. O da şimdi reklamlar alıyor. Yani bütün ailenin kazancı şu i̇yi an. Yapmış. 150 bin lira nedir ya? Bile 150 bin lira bir nedir şey ya? Ev al onlara. 5-6 milyon harca. Hande Erçel... Ev yazık al babana, alsın. Babana ev al. Yazlık alsın. Almıştır yazlık belki de ya. Almış mıdır? O alsa 150 bin kirayı konuşmayız. Ama bu yazlık. Ev ya al, bak, yazlık al, yazlık al. Ama bir şey söyleyeyim mi Bilal Beyciğim? Ben yazlığa da o kadar paraların yatırılmasına da karşıyım ya. Yani sezonda gideceksin 2 ay kalacaksın diye. Yok yazlık diye. Değil, bu konaklama ücreti. Yani tatil yapıyorlar bir yerde. Otel parası. Verdikleri otel parası. Ay çok daha iyi o zaman. Güle güle tatil yapsın. Yani eval, eval, eval. Sağlıkla. Eval onları, eval. Şimdi ailene harcamayacaksın çok da kime harcayacaksın? Çok para kazanıyor ya, çok para kazanıyor ya. Allah of, reklamlardan kazanıyorum. O, dizilerde oynamıyor şimdi, reklamlardan çok güzel kazanıyor. Allah daha çok versin. Evet. Onun için babasını harcasın, ailesini harcasın. Ailesini harcayacak tabii harcasın. Ki insan. Niye? Yani başka tabii canım kimi? Başka kim var ya? Var. Aileden başka kim var? En hiç oğlu yok, çocuğu yok. Ne tabii. yapacak? Aileye harcayacak. Bir de ayrılıklardan sonra daha çok aileye yaklaşırsın ya. Ya aile her şeydir. Aile her şeydir. Siz de öyle mi? Öyle mi oluyor hanımefendi? Genelde ilişkiler bittikten sonra bir aileye bir şey yapıyorsun ya. Diyorsun böyle bir ki anne, ya, varsa, anne kucağı değil mi? Ne varsa ailemde var diyorsun. Ama hep yani öyle. Daha kıymet biliyor insan ya, açıkçası. Peki süremiz doldu. Doldu mu? Öyle mi? Doldu. Peki. Yarın yine görüşmek üzere. 8:45'te hoşçakalın. Hoşçakalın.